Evet. Evet. Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Satranç Medya kapalı hızlı kapalı hızlı satranç şampiyonasının 3. oyununa, 3. maçına GM Kıvanç Haznederoğlu, GM Vahapşan maçına hepiniz hoş geldiniz. Sabrican'la yine birlikteyim maç boyunca ve konuklarımız da Kıvanç Haznederoğlu ve Vahapşan bizlerle birlikte. Önce size hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben Arda'na hoş geldin dedim zaten sen seyircilere söylerken. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz Biz de de iyiyiz, iyiyiz. sağ olun. Teşekkürler. 10 bin olduk derken şu an 10 bin 5 olmuşuz. Onun mutluluğunu Hayırlı olsun. yaşıyoruz aslında. Çok teşekkürler. Ben canlı yayınım. Pardon, görüyorum. Tamam. Kıvanç abi sana da kanalın hayırlı olsun. Önce senden Teşekkürler. başlayalım istersen. Olur. Ne Söz büyüğün düşünüyorsun maç küçüğün hakkında? demişler. Valla öncelikle çok güzel bir organizasyon. Benim çok hoşuma gitmişti. Ya her şeyden önce Türkiye'nin elit oyuncularıyla birbirleriyle oynama fırsatı yaratıyorsunuz ve insanların görmek istediği bir şey bu, izlemek istediği bir şey. Bunu da sağlıyorsunuz. Ben hiç düşünmeden zaten evet demiştim. Çok da hoşuma gitmişti. Çok da güzel maçlar oldu, izledim de, takip de ettim. Bakalım, inşallah devamı gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Teşekkürler. Evet Vahap, sen ne diyorsun? Ben de heyecanlıyım. Daha önce bir dakika, ışık kesildi. Daha önce yani böyle bir şey, böyle bir turnuvada oynamamıştım, ilk olacak benim için de. Heyecanlıyım. Evet, aslında bu arada turnuvada bu zamana kadar biraz skorları açıklayalım. Mustafa Yılmaz Kübra'yı geçmişti. Mert Yılmaz geldi de 9.5-8.5 Batuhan karşısında bir galibiyet elde etti. Ve bizim için de seyirciler için de ilk Grandmaster Grandmaster'a karşı oynuyor. Ayrı bir heyecan var bizim için de. Bakalım nasıl bir mücadele bizleri bekliyor. Biz bayağı heyecanlıyız. Bu arada sponsorumuza da çok teşekkür ederiz. Bu organizasyonun yapılmasını sağladıkları için onların da bugüne özel indirimleri var. Açıklama kısmından da seyircilerimiz o bilgilere ulaşabilirler. Bir de benim farklı bir heyecan duydum. Sarven Çakma'nın koyduğu bir ödül var. O da 100 liralık biletix çeki. Onu da şöyle yapmaya karar verdik. En iyi oyunun yani en güzel oyunun galibine böyle bir ödülü hediye etmek istiyoruz. Mert Yılmaz Yer'de çok güzel bir oyun kazandı bu arada. Belki onu görmüşsünüzdür. Vezirle şah ortada mat oldu. Bir o var, bir de vezir feda ettiği bir çok güzel bir oyun var. Öyle de hatırlatma yapmış olayım. Sizi de bu konuda teşvik etmiş olayım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Emre sen ne eklemek istersin? Valla benim de çok eklemek istediğim bir şey yok. Heyecanlıyım açıkçası, maçları bekliyorum. Siz de bir şey eklemek ister misiniz son olarak maçlara Mehmet geçmeden Ali önce? Bey bir yardım edin lütfen. Ailecek izliyoruz sizi. O zaman yavaştan Valla. isterseniz 5 artı 2 maçlara başlayalım. Hazır mısın Vahap? Hazırım abi. Teklif et. Teklif gönderiyorum. Normal satranç maçlarının dışındaki bir formatta oynayacağız. Bu sefer mikrofonlarımızı kapatacağız. Birbirimize konuşma imkanımız da olmayacak hiçbir zaman. Eğer YouTube yayını açıksa arkadan onu da kapatırsanız hani bizim böyle maç hakkında söylediklerimizi falan duymazsınız. Zaten biraz geriden geliyor yayın. Daha iyi olur. Tüh ya. Bütün şeyi Çünkü bazen kazandık. bilgisayar analizleri de devreye giriyor. O yüzden ama videonun zaten tamamı hemen maç bittikten sonra yayına girecek. Oradan da tekrar takip edebilirsiniz diyelim. Ve size başarılar dileyip mikrofonları kapatalım. Teşekkürler. Başarılar abi. Skype üzerinden kapatıyoruz değil mi mikrofonu? Evet, Ha, mikrofon. konuşmanın altında hemen bir mikrofonu sustur seçeneği var. Ve Bak kapat ha. şu an bu arada 4 dakika oldu ve şu an 250 kullanıcı bizi takip etmekte. Onun da bilgisini verelim. Biraz heyecan yaratalım. Kolay gelsin diyelim. Kapatıyorum. Kapatıyorum mikrofonu ben. Tamamdır. Aynen öyle. Hadi başarılar var. Başarılar. Sana da. Evet. Ben mikrofonu kapattım. Vap'ın da mikrofonu gitti. Ve artık her şey hazır. 5 artı 2'nin Sözün bittiği yerdeyiz falan da sözün girdik. bittiği mi Ve başladığı mı artık
Çünkü Evet, top ilk maç tamamen başladı ve bizde. GM Kıvanç Aznedaroğlu beyaz, Vahap Şanal siyah. Bu arada nicklerini de belirtmiş olalım. Zaten Kıvanç abinin nicki kendi adı sayılır. Vahap'ın da nicki Blue Green Sun. Ve evet, İngiliz açılışı geldi. C4, at C3, G3'lü bir şey. Evet, C4, E6, D5. Yani klasik vezir gambitine çevirmeye aslında teklif etti siyahlar ama G3 ve Fg2 devamında bu tarz bir oyunu tercih etti. Bunun devamında artık D3, at F3 ve kısa rok oynanacak. Bakalım açılış Atlar karışıklı. tercihleri. Ben de çok merak ediyorum. Sanki böyle belki birbirlerine çalışma olayı olabilir hani. Sormadık Kesinlikle. aslında. Sormadık ama zaten belli olacaktır yani ilerleyen zamanlarda, maçın ilerleyen oyunlarında. Şimdi Evet. burada beyazlardan vezir kanadı atağa gelecek. O da belki A3 ile başlayabilir. A3, B4, kale B1 gibi. Kısa vadeli düşünürsek şimdi bir D4'ü tutmamız lazım. E5'te tut. Ha tabii. Evet. Ve o A3 B4'e karşılık hani o yapı kurulmasın diye direkt bir A5 geldi bu arada ve E3. Merkezden yardım. Rejimize bakıyoruz. Yayınla alakalı bir sıkıntımız var mı? Bir sıkıntı Hiçbir gözükmüyor. sıkıntımız yok. 263 kişi bizi destekleyen ve bu maçı izlemek isteyen kişilere seslenelim. Beğen tuşuna eğer basarsanız bu 263 kişi belki bir saat içinde 500 olabilir. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz bu konuda. Bu arada 10.000'i de aşmış bulunuyoruz. Emre, onun için ayrıca Birbirimizi mi bizi tebrik tebrik edelim? ediyorum. Ben seni tebrik ediyorum, Ben sen de beni. seni tebrik edeyim. Evet. Tabii bu sayı artarsa böyle turnuvaları, böyle organizasyonları bol bol göreceğiz zaten. Çünkü biz böyle şeyleri hakikaten seviyoruz, istiyoruz da. Aynen öyle yani. Siz nasıl izliyorsanız biz de aynı zevkle izliyoruz öyle diyeyim. At C5, at E4. Yani Bu arada belki izleyicilerimiz fark etmiştir önceki turnuvaları. Ben Vahap'ı hakikaten Tunağan'a çok benzettim. Yani Tunağan'a hakikaten çok benziyorlar. Bilmiyorum sen. Ben ilk Skype açıldığında şey yaptım, fark ettim ama. Belki Bilemedim. Tunağan Bilmiyorum. buradaysa o da ses verir. Gözlükten Bilmiyorum, yüz tipi belki. belki. F4 istiyor herhalde beyaz. Bana öyle geliyor. Burada siyahı F5 sürmeye bir tahrik var herhalde ama F5 E5'i geri bırakacak. F5'e zaten direkt fil D5 sıçrayacağım. Bu arada ben Kıvanç abinin hazırlık yapıp yapmadığını biraz düşündüm ama son zamanlarda YouTube kanalında bayağı aktifti. Yani bugün de iki tane video koymuş mesela. Hani şey yapamıyorum, hani düşünemiyorum acaba Ama bir hazırlandı mı? bakmıştır. Bir bakmıştır gibime geliyor. Evet, Vezir H5'i kesmiş oldu bu arada. Çünkü Vezir H5 gerçekten en azından İki tarafta birbiri için ve F4 geldi. Biraz önce bahsetmiştim. Sanki böyle ama E4 gelmeyecektir. Ama gelmezse de FE5, FE5'e karşılık E5 piyonu bu sefer geride kalacak. geride kalmış oluyor. Hani kırarsa fil çarpı F4. Filler daha iyi bir konuda kalacak. Yani siyah filimizi koyacağımız bir Tabii yer bir de olarak. F çarpı E5, F çarpı E5 devamında fil D5, şahı Aynen kaçtığımızda direkt zaten piyonu da alıyoruz. piyon düşüyor. O yüzden düşünmesi lazım. Bu arada bizi takip edenler de bilir zaten, hep beyazdan izlemeye çalışıyoruz. Aynen onu o konuda bizi uyarırsanız hani bütün 18 oyunu da beyazlardan izleyeceğiz. Arada kaptırıyoruz. Oyun nasıl atarsa öyle izliyoruz. Ama beyazdan izlememiz daha şey olacak. Evet. Fil Fil D5 D5 temposunu kesti. temposundan kesip şah 8 Benim kaçtı. belki buradaki hep yanlışım bu. Yani ben olsam siyahta E5 piyonunu korumaya çalışırdım. O da fil D6 gibi hamleyle. O da muhtemelen filme yanlış bir yer olurdu. Yani zaten Yani şah 8. belki böyle C5 gibi bir şeyle kırdım kırdım gene E5'i alma varyantları Belki falan evet. olabilir. İşte o baktı herhalde, fil D6'da da C5'te de güzel gelmedi. Hemen şah 8 oynayayım da file 5'i ondan sonra düşünürüm dedi. Vezir F3, B7'ye bir bakış.
Bakalım nasıl savunulacak B7 piyonu. Bu arada gerçekten hani oyuncular hep tanıdık oyuncular. Tabii ki hem milli takımdan hem de zaten büyük usta oldukları için. Kaç tane? 11 tane mi Türk büyük usta var? Yani Türkiye adına yarışan 11 tane büyük Ya usta ona var galiba. bakmıştım ama sayı hiç aklımda kalmıyor. 11 ya da 13 olabilir, evet. Öyle bir şey. Hani ve ikisi oynuyor şu anda. Şöyle diyeyim. Ne diyeceğimi İşin unuttum. güzel tarafı da birisi genç, çok genç. Vav, 98'i bildiğim kadarıyla. Evet, galiba. Kıvanç abi de 37 Şey yaşında. diyecektim ha. Mesela ağır tempo maçlarını biliyoruz hani gördük. Milli Aha. takımlarda falan izledik ama Blitz şeyini bilmiyorum tam mesela. İkisinin Blitz performansını karşılaştıramıyorum. Açıkçası oyuncuların Blitz elolarına falan da baktık ama kimisi çok uzun süredir Blitz turnuvasında oynamamış. Hani kimisi şey yapmamış. Nasıl diyeyim? Belki de çok ciddi bir Blitz turnuvasına katılmadı. Evet tabii, mesela Emrecan'a bakmıştık. Emrecan normal listede 2 numara aslında, yani bizim listemizde. Ama koyduğunuz zaman 6. 7. kalıyor ama Ama 2-2,5 yıldır da bir Blitz turnuvası oynamamış oynamamış. mesela. Öyle şeyler var. Bu arada E5 olayları karşılıklı. Yani siyahın F hattının açılması da tehlikeli olacağı için şu an F-E5 hamleleri her hamlede hesaplanıyor olabilir. B5 güzel bir hamle. Karşı Ben çıkan. şeyde beklemiştim. Aa, o zaman beklememiştim. Tamam. Kale B8'in ardından evet tamam. Evet, tam zamanında geldi. B5 de orayı yarayacak. Aslında ben beyazdan bekliyordum vezir kanada oynamasını ama tam olmadı. Aynen. Evet. Rejimizi şey yapıyoruz. Şey, ne dediniz? Bir kulaklık takıp Ha, aslında tamam. şey yapmamız lazım. Evet. Bu arada Kıvanç Evet, dediğim abinin gibi. biraz daha açılıştan hazır çıktığını, Vahap'ın biraz daha düşündüğünü söyleyebiliriz herhalde ama şu anda oyun ortası, oyun sonu arası bir yerdeyiz diyebilirim. Herkes 5 artı 2 ama bu arada şey oynuyor. Nasıl diyeyim? 5 artı 2'nin normal Gerektirdiği şekilde. gerektirdiği şekilde, kesinlikle. Yani süre olarak Hani bir şu an her yerde iki taraf. düşünmeniz lazım. Böyle kritik bir hamlede, bir iki hamlede böyle bir belki bir 30 saniye, 35 saniye düşünme şansınız var. Şu ana kadarki her maçta da gördük bunu. Şimdi de Bu bayağı neredeyse bir dakikaya bir düşün oyunun sanırım. berabere gideceğini düşünüyorum. İki taraf da rahat oynadı aslında. Yani açılış seçimi olarak, kırışmalar olarak rahat bir oyun oldu diye düşünüyorum. Hani böyle tabii ki çok ince manevralar vardır ama böyle kaba bir şekilde anlatırsak çok da bir olay olmadı yani. Çok bir Kesin. kan Doğru dönmedi doğru. ortada. Şimdi aslında beyazların bir tehdidi de E5 piyonunu almak. Yani vezir bu hatta olduğu için yapamıyor. Belki veziri E4'e belki aktarırsa diyeceğim ama E4'te şu anlık o da bir şey Vezir yapmıyor herhalde. E4'e ne hamle gelebilir onu düşünüyoruz. Evet bilmiyorum. Kale E2. Kaleyi E hattında dubleleyip oraya baskısını devam etmek istiyor. Belki hiç Vezir E4 gibi aktif diyebileceğim bir hamle yapmadan belki Vezir G2 olabilir. Ya da acelesi yok mu acaba? Bekleyebilir hani siyah bu konumu açacak mı? Şu an zaten açamıyor. Vezir C8 bu arada veziri nereden dolandırmak istiyor olabilir? Yani bir vezir manevrası var ha. Belki Şimdi fil vezir G4 fil istiyor. G4 isteniyor ama Ben vezir vezir G2 F. oynardım ya. O hatta niye tuttuk ki? Bana da öyle geldi. Hmm, fil Ama F3 için tutmuşuz ama vezir gene G2 de vezir olsaydı G2 tabii. fil F3 ona ne vardı acaba? Evet, Tabii. bir belki bir bu arada fil ileri geri hamleleriyle bir Yalnız draw bu beyaza oyun boyu, yani Kıvanç abi eğer bunu yaparsa, beyazda bu kadar hazır olduğu bir varyantta yaparsa süre böyleyken Bu hangi maçta oldu biliyorsun değil mi? bu istediği bir şey olmaz Carlsen bence. Anand ilk dünya şampiyonluğu maçında böyle Carlsen ilk iki maçta falan böyle hatta Vezir H1 falan kaçtı. İlk beyaz oyununda Carlsen Vezir H1'e falan dönmek zorunda kaldı. Rok atılmış. Aha. Böyle salak salak yani şimdi salak salak demeyeyim de böyle harbiden salak salak etrafa bakınıyordu. Carlsen çok heyecanlıydı. Anand o tecrübesiyle orada sıkıştırmışken yenmesi lazımdı. En azından siyahtaydı Aha. Anand ama
Sonra zaten gazeteci sordu işte sizin stratejiniz mi bu? O kadar iyi konumdayken hani rakibinizi kötü konuma sokmuşken niye beraberi kabul ettiniz? Hani siyahta hep berabere mi yapmaya çalışıyorsunuz? Anand orada tabii Anand'ın psikolojisinin zayıf olduğu da biraz o maçta orada şey yapmıştı yani. Bütün maçın stratejisini şimdi size anlatmamı bekliyorsunuz falan yapmışlardı. Orada bir kızarıp bozarmıştı, hatırlıyorum. Bu arada bir piyon uyuması mı gerçekleşti? Yok, C4'e alıyor. Bu arada oyun biraz karıştı. Bir D3 hamlesi geldi. Vezir çarpı D3 ve kale D8. Fil D5'ten sonra beyaz Ortalıkta piyon az. O yüzden böyle büyük taşlar birbirine vurmaya çalışıyormuş gibi. Çok enteresan bir maç oluyor. Yalnız beyaz iki piyon önde bu arada ve siyahın süresi yok. Evet ama 5 artı 2 olduğu için belki o artı 2 yani bayrağa düşme ihtimali oyuncuların çok çok düşük. Onu söyleyeyim D2'ye yani. bakıyorum da File 3 tek kaçar gibi duruyor. Dediğim anda o kaleyi bıraktı. biz Bu herhalde arada bir kale şey çarpı kale görmedik. çarpı D5 var. Fil çarpı G7 falan oynayacak herhalde mecbur. Ama gene çift file kale oluyor. Evet. Evet. Şimdi 3 piyona 3 piyona fil fil. kaldı. Bakalım yani bir de eşitsizlik çıktı. Bu arada Vahap bunu tercih etti. Orada bir piyon fedalarıyla ortalık biraz karıştı. Ya ben şurada nasıl şey olduğunu anlayamadım ya. Neden file 3 olmadığını anlayamadım. Neyse bakalım. Neden 7,5 file 3 sen. olduğunu anlayamadım. File 3 neden Ha. kapatmadı? Fil C3 oynadı. Onu ben de şey yapamadım. Ama burada bence hala berabere şansları var. Vezir C6 mı? O, onu Hop da bir tane kırdı. daha File geldi. 4 piyon ama çok Oo, açık çok konum. açık aynen. Çok açık konum. Ama neyse ki vezirle kapattı. Vezir kırışı. Kale B1'li falan bir şeyler olacak mı? Deniyor ama Vezir kırışmayı denemiyor. Çünkü beyaz... Ya gerçi siyah şahın güvenliği ne kadar fazla bu diyeceksin ama. sürüşten sonra oyun Vezir berabereye kırışı döndü. var. Vezir kırışı var şu anda. Esecektir. Vezir D6'dan. Zamanı var, zamanı var. Vezir D6'dan bir vezir kırışının ardından belki yani tek piyonu var çünkü. Evet. Siyahın tek piyonu olduğundan dolayı beraberi hatta yani beyaz için kazanç da olabilir ama şimdi Sanmam, sanmam. hani şey olmasın. Bence Kaleydi, de. şey F6. Aynen, Şimdi dön geri. geri döndü. Bu piyonu fille alıp ya da Çok çok güzel bir ilk karşılaşma izledik. Ha, fille alıp şey yapmaya çalışıyor yani hani kaleleri de kırışırsam hiç kazancı şansım kalmayacak. burada ha, tamam. File 6 mı? Fil C6 geldi. Sanki fille A2 piyonuna bakarsa evet şahı da bayağı geriye itmiş oldu şimdi. Ama böyle tutsam mesela ne yapacak? Şah D5. F5 oldu. Şimdi şah E4 mü? Hayır. Çok zor bir konum benim için yani anlayamıyorum. Bir piyon aldı. F5 var. Ama yok. F5'e şah E5 oynayacağım herhalde. Ah düştü. Oralarda. Orada bir berabere var. Evet, onu istemedi. Bir şekilde siyahlar o kale Oo. kırışı mecbur geldi ve G4'ün ardından berabere olması lazım. Ve beraberliği çok net aldı. Beraberlik evet. O alan üstünlüğünden kaynaklı neye bakacaksın? Ha, Tamam. file edeceğim. Bir açılışı geçelim. O O aleyküm aleyküm geldi. geldi. Hadi bakalım. Alekin hiç beklemediğim bir şey oldu benim adamım. Normalde herhalde şey değildi yani. Normalde oynadığını zannetmiyorum.
Biraz beklenmedik olsun diye belki de tercih etti. Evet, kulağımıza gelen bilgi şu anda 513 izleyici olduğu yönünde. Bu arada biz bunu hakikaten bu turnuva öncesinde hayal etmiştik ve 513-515 kişiye ulaşmak inanılmaz bir duygu. Çok teşekkürler. Bize destek veren büyük ustalarımıza çok teşekkür ederiz. Ve sponsorumuz Yeni Satranç'a çok teşekkür ederiz. Onları da Instagram'dan desteklemeyi unutmayın. Instagram'da Yeni Satranç diye aratırsanız takip etmeyi unutmayın. Onların da bugüne özel %15 indirimleri var. Eğer bir satranç saati alacaksanız ya da bir satranç tahtası alacaksanız takımı bugün %15 indirimden faydalanabilirsiniz diyelim. Evet Emre, 500 izleyiciden önce konuşalım. Ondan sonra maçın Valla devamına 500 izleyici geçelim. için zaten maç başlamadan bir anket açmıştım. Aha. 500 kişi oluruz bugün falan gibisine. Oldu gerçekten. Ben de çok heyecanlıyım bu maç için. Daha doğrusu yani bu maç için ayrı heyecanlıyım. İlerisi için ayrı heyecanlıyım. Tabii tabii Çünkü tabii. şimdi elenen isim de kuvvetli ama yukarı çıkan isim daha bir başka işte. Yarı finalde şimdi Mert Yılmaz yerli Mustafa Yılmaz oynayacak. Evet. Buradan biri çıkacak. Emrecan Burak Fırat. İki GM'ye karşılaşacak. Oradan biri çıkacak. Yarı finali yani. Ya bir de şey biliyor musun Emre? Ben aslında şeye de pişman oldum biraz. Tabii bu bütçemizle de alakalı. Bizi hani şu an abone sayısı olarak desteklerseniz daha da yapabileceklerimiz artacak. Acaba hani Şampiyonlar Ligi usulü ya da lig usulü O herkes çok birbiriyle çok olsa, evet çok. yani çünkü mesela şimdi Kübra elendi veya mesela Batuhan Daşlı elendi. Yani elendiklerine üzüldüm, anladın mı? Bir daha görmek isterdim yani. Aynen öyle. Yani herkes kendi stilini bir şekilde yansıttı. Mesela Evet. Batuhan yani ne bileyim bir Ya savunmalar mı bir konumu öyle bir kale oyun tutuyor sonu iki ki. kere kazandı. Bir kere de çift file oyun sonunu Yani ben mesela kazandı. çok böyle ya yani oyunculara tabii tek tek dikkat etmiyoruz çünkü mesela oturup da bir Türk GM'nin böyle 18 oyununu ardı ardına ben incelememiştim açıkçası. Şimdi böyle oturup izleyebiliyorum ve işte stillerini falan görebiliyorum. Bir de Gerçekten Emre, iyi. nerede göreceksin? Mesela yani yurt dışında oynanıyor ya da burada mesela özel turnuvalarda oynanıyor ama hani yüzünü göremiyorsun mesela. Evet Bu evet. Bu başka bir şey. yani şey demiyorum, hani aa işte biz bunu sunduk demiyorum. Ya ben bunu görmek istiyordum zaten. Çok güzel oldu ya. Gerçekten şu an Hani bizim görmek istediğimizi siz de görmek istediğiniz için mutluyuz biraz da. Aynen öyle oldu. Oyuna dönecek olursak beyazlar yani Vahap bir şah kanadı ata yapmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum. Bütün taşları da böyle oraya bakıyormuş gibi. Fakat böyle at f8 ile h7'yi tutuyor. Vap, bu arada saçlarını da bozdu, dağıttı hatta. Kulaklığı da bir kenara koyup daha konsantre mi olacak? Dikkat, biz bu arada bunun hani bir 2200 ortalamasını yaptık, 2000 ortalamasını yaptık. Orada biraz da oyuncular hani müzik dinlemeye gidiyordu. Ama büyük ustalarda veya ustalarda daha çok odaklanma ve müziksiz hani tam sessiz ortamda odaklanma var. Açılıştan da bu sefer daha şey çıktılar. F5 geldi. Şimdi geçerken alma hamlesine fil F6 ile hem vezir G7 karesine bakacak hem de file F6'ya koymak çok iyi olacak. Şah kanadı ata artık tam da sonuç vermeyebilir. Biraz önce çünkü siyahın taşları şah kanadına bu kadar rahat aktarılmıyordu. Şimdi çok rahat aktarılabildi. Ama tabii ki oyuncular şu an neler hesaplıyor? En ufak fikrim yok. Burada H6 düşünüyordum aslında. H6 ile F4. belki kale E6 fedası olabilir ileride diye baktım ama. Yalnız bir H6 gelmesi lazım sanki ve vezir o hattan çıktı. Şimdi belki kale E6'lı fedalar, H7'li fedalar Vezir E6'ya bakıyor şu an. gelebilir. Doğru, orada haklısın. Birazdan hani anladım ben seni demek Ya istediğini. gelecek yani Hani hani. düşünceler var yani. Bir fikir oluşumu var kafada. Şimdi H6 gelecek mi Geldi. geldi?
Haşaltıya ne yapsan dert gibi duruyor yani. Hani Kıramıyorsun zaten ama G6 sürünce sürmek böyle mecburi kaldı ama o G6 evet direkt tabi. at E5 oturdu. Bu güzel Şimdi her siyah karelerini bütün taşlar da tutan G6'ya bakıyor. Dikkatini kesinlikle. çekerse at G6'ya bakıyor, vezir G6'ya bakıyor, fil G6'ya bakıyor. Hani Ya bu da şey demek işte. Yani bu siyah kareleri tutan filini mecburen vermek zorundasın bana. Yoksa G6'dan bir şu tehdit an var demek. mesela at G6 vurabiliyor mu? Vurabiliyor gibi görmüştüm ben. Bir an ama Muhtemelen vuruyordur onu şu an. hesaplamak lazım ama fil şimdi oraya baktı bu arada. H7 vardı benim varyantın devamında. Onu şey yapamadım. Ha tamam. Ödül Abi vermiş. ya dedim ki ne oldu? Evet, şu an G6'yı da vezir E8'de tutmuş oldu. Hem de bir taraftan da C6'yı tuttu. Hani Ya bana güzel bir kalırsa hamle oldu ama biraz pasif kaldı. şu at hani şey vardı. Ya onu kim bu söylemişti şimdi hatırlasam? Ha Blackburn. Bu eskilerde hani millete hemen pıt pıt ayar Evet. veren adam var ya. Adam diyor ki bir konuma baktığınızda en kötü taşınız hangisi ise onunla oynamanız gerekiyor. Yani siyahın oynaması gereken taşı herhalde. Tabii G6'da bir tehditler var da. Yok ki şu an G6'yı iyi tuttu. Yani bütün taşları Bu da tutuyor atı neredeyse. oynayacak mı bakalım? Yani biraz da test Nereye edelim yani. dolaştıracaksın? Bilmiyorum ama burada kalması hoş değil yani. Mesela oynayabileceği bir yerde çok görmüyorum aslında. Belki at F5 hani, ama at C8 Cem Cekli de. Biz kısa bir şurada bir ara verelim. Ben o oyuna dönmek istiyorum biraz. Bir aşağısı, evet. Eski oyunda ki bizden önce ya aşağıdayız. Fil E3'e geleceğim şimdi. Fil E3'e bakmayacak mısın? Ha aynen. Burada Bizden önce de analiz edilmiş. Ha. Burada fil C3 hatalı. Fil E3 varmış. Fil E3'e fil C3'e siyah için bayağı seçenekler var. Kale, fil Ha, bu zaten G7. yanlış diyor. Bir dakika bir şey soracağım. Bir şey soracağım bir dakika. Buna play 3 gelseydim. Ha. Anladım. Tamam. Tamam tamam Maça o halde. dönelim. Tamam o halde. Yapacak bir şey yok yani. Yok yani, yapacak bir şey yok değil. Görmüş olduk, file 3'müş. En azından öyle diyelim. Teşekkürler Lichess beni bu noktada yanıltmadığın için. Arada hemen şöyle bir hamlelere bakalım. Burada mecburen artık Kareler cebe sürmek zorunda kalmıştı. karışmış. Gelmiş ve evet. Çok çekişmeli gidiyor At açıkçası. F6'ya bakıyor. Bilahat Fakat 8'e siyahlar iyi bir savunma yaptı diyebilirim. Aslında taşları çok koordine durmuyordu. Sanki bir taktik temalar çıkabilecekmiş gibiydi ama hani taşlar kötü durmasına rağmen bir şekilde savunuyor. Ya sürekli istekler geliyor. O da çift filin işte güzelliği yani. Aynen öyle. Belki burada Belki vezire B6, fildi. ya çift filin üstünlüğü demeyeyim de B6'daki atın bir iş yapmamasından kaynaklı bir şey olabilir. Olabilir Gerçi olabilir. F8'deki attı. Sadece G6 ve H7'yi koruduğu için mesela. Yani o gene iyi at kalmış oluyor savunmada. Ama şimdi at D7 oynayacaktır muhtemelen. At D7 de artık F6 önemli bir kare. Onu yapacak mı? Vezir kırışı var orada. Şu an at D7 oynayamıyor. Çünkü at D7'ye fil D7. Kale D7 devamında at E5 gibi bir varyant var galiba. He, ona da direkt alabiliyorum. Tamam. Yok yokmuş. O zaman at D7. At O D7 atı yanlış değilse at oynatacaksın. O D7'ye. atı bekliyorsun oynatmayı. Ya bekliyorum oyunun başından beri oynamıyor ha. Ve geldi at D7. O da Ama ona, demek ki o da ona şimdi baktı. biraz varyant karışık ama. Yani iki taraf için de ara hamleler olabilecek bir varyant. Bakalım. Geldi bile. Fil D6. Şu Terk an oldu sanırım. F8. F8 isteniyor. Durmuyor Aa evet, onu hiç düşünmemiştim. zaten. O yüzden. Ve terk oldu siyahlarına. Bu zaten o atın orada çok fazla görevinin olmasından kaynaklandı biraz.
Önce bir fil çarpı D7 ile başlayan. Fil çarpı D7, kale çarpı D7, kale çarpı F8'li bir şeyler olabilir. Şu an mat değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Ney mat? Fil D7 devamında kale F8 mat. Evet. Vahap Ve Vaptan kazanmış oldu ve skoru 1,5 yarıma getirdi beyaz taşlarla. Bir şah kanı da hata gelecekti. Oyunu bayağı yordu. evet, Kıvanç abi inanılmaz oldu. iyi bir savunma yaptı orada aslında ama bir şekilde taşların Biraz koordinasyonsuzluğu belli oldu yani. Kıvanç abinin biraz daha hani bekleyerek oynadığını, yani çok fazla hani mesela şu an Kıvanç abiyle oynasak dümdüz yenecek değil mi? O moda pek girmemiş gözüküyor. O hani Anand Carlsen oyunundaki Anan. Anand'ı temsil ediyor diyebiliriz. Ama işte çok iyi bir hazırlıkla bir patlatmışlığı vardı hatırlıyorsun Yani C6 C7. ya bu da olur muhtemelen de. Tabii. Öyle öyle yazdı ki 10.300 abone olduk Ben zannettim. dedim hani bir şeyler oluyor ama haberimiz yok falan gibisinden. Bu arada hakikaten rejimiz de bize bugün çok yardımcı oluyor. Tamer'e ve Ece'ye çok teşekkür ederiz. Burada bize yardımcı oluyorlar. Bu Dev arada evet, kanı. Kadınlar Günü'nü kutlamadık. Aa evet, bu arada onu da belirtelim. 8 8 Mart Mart. Kadınlar Günü, tüm kadınlarımızın kutlu olsun. Geçen sene Kadınlar Günü'ne özel bir video yapmıştım. Bu sene yapamadım maalesef ama belki yarın çekip bir şeyler koyabilirim eğer vaktim olursa. Evet, Judith Polgar'ı tekrardan saygıyla Aynen öyle. anıyoruz Judith Polgar değil, tüm kadınlarımızı anıyoruz da burada. en güçlü hani satranç oyuncusu, kadın satranç oyuncusu olarak anıldığı için hani öyle dedim. Şimdi Evet Susan evet. Polgar alınmasın, beni niye video Aynen. çekmediniz diye. Bu arada abone sayımız da 1034 olmuş sağ üst 10 köşede bin. sizde. 10 bin. Doğru. Ya o kadar karıştı. 10 bin olduk. Doğru. Sağ üst köşede siz de görüyorsunuz. 500 kişi izliyorsa muhtemelen bazı arkadaşlar ilk defa kanalımızı görüyor. Onlara da seslenmiş olalım. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Böyle organizasyonları, böyle büyük organizasyonları destekleyebilirsiniz. Hem de işte videolardan falan haberdar olursunuz. Böyle yayınlardan haberdar olmuş olursunuz. Bu arada evet, D3'ün geride kaldığını söylemiş miydik? Ben bir an söylemişsin gibi hissediyorum. Kale C2 geldi. Beyazlar da C hattında kalelerini dubleleyip C5 piyonuna bir baskı yapmaya çalışıyor. Kale C8 oynanabilir. Ama bakın kale C8'e ne var? Önce bir H5. Bu Ataşehir arada döndü. sizlere de şu an çok güzel bir sürprizimiz var. Eğer bunun teknik kısmını yapabilirsek, aslında Tamer'e de bu sürpriz. Grandmaster Mert Erdoğdu bizlerle birlikte olacak birazdan. Eğer teknik kısmı halledebilirsek bize bağlanmış olacak. Tekrardan onu belirtelim. Evet. Direkt telefonla falan ara bence. Öyle sesi şey yapalım. Başka türlü nasıl yapacağız? Neyse. Ekranda da altı sığdırabilir miyiz acaba? Başka bir şeyler. Başka nereden mesela? Facebook gibi. Açılmadığını biliyorsun değil mi? Doğru. Evet, oyun biraz orta alan mücadelesine döndü diyeceğim neredeyse. Şah 2 kale G1 G4 gibi bir şeyler mi düşünüyor? Valla muhtemelen şahı son hattan atmaya çalışıyor da yani bizim bilmiyorum burada seviye ne kadar hani yeterli ama yani şu duble piyon ve Bu geride kalmış piyon. geride kalmış piyon ve alan avantajı da siyahta gözüküyor. Siyah burada muhtemelen baskılayacaktır. Tek hatalı herhalde burada B5 şey B4 gibi bir şey olur. Bazen böyle yanılgılara düşebiliyoruz ama tabii. Şimdi ben böyle derim, B4 oynanır ve siyahlar dümdüz kazanır falan.
yani ekstra bir şey yoksa Yok yok. kaleciye 4'e Kaleci 4'e zaten olay Rize'nin tıkanıyor. hattı da kapanmış oluyor. Muhtemelen o D3 karesinden oynayacak zaten. Evet, at G5. Vezir E7 oynandı. At savunmalı şu an aslında. Belki o ilk anda düşündü. Yani F4. F4'ü düşünüyorum ama Şah H2 oynarken düşündüğü şeyi belki şu an at da G5'te olduğu için kale F1'li bir şeyler yapabilir. F at da açılırsa. Kale F1 F5 olabilir. Et kırdı. O kaleyi bıraktı. Kaleyi bıraktı. O filin çok daha kuvvetli olduğunu düşünüyor. En azından o Çünkü diagonal hayır için. ama fil çarpı D6, fil çarpı D6 devamında şahlıyor. Tamam. Kaçıyorum şahı. At düşüyor mesela. Ha evet. Yani şu an dersen ki şu fili bırakmış oldu. Yani siyah bence istediğini o kadar da elde etmiş olmuyor ya şu an. Bir de D4. D4 olur. D4. Bir de D4 artık bence D3 zayıflığını E4 tek kalmış bir piyonuna yani Ayrı izole bir kalmış piyona. bir piyonuna bırakmış olacak. Tabii o da doğru şartlarda kırabilirse yani. Şu an CD4 alınmıyor. Şimdi B4 geldi. Bu arada sana Ya bakayım. o yani Ot o çok önceydi diyorsun. şimdi kaleciye 2 gelmek zorunda. Kaleci 4'ü çünkü at B6'lı bir Boşu boşuna bir tempo kaybı olmuş tempo olacak. evet kazanmış olacak siyahlarda. Evet, orada C hattında kaleler dublelendi. Yani beyaza diyor ki sen ya ben bir yere CD4 alacağım. Bu hatlar açılacak. Ben vezirle de tuttuğum zaman artık piyon öne geçmiş olacağım diyor ama evet şu an tehdidimiz D5 beyazlarda. Çok çok zor. D5 tutuldu. Burada belki vezir B5 gibi bir hamle gözüme çarpıyor. Belki o olabilir. At D5 oynasam yok. C5'i kaybediyorum. Ama vezir B5'e de CD4 gibi bir şey var. Yani çok fazla yine analiz verip kafa karıştırmak istemiyorum ama vezir B5 geldi ama CD4 görüyorum. Ona ne yapıyor? Ona çok kırışıyorlar herhalde. Her şey kırışılıyormuş gibi bir varyant. Muhtemelen her şey kırışılacak. Evet. Ama A5'i de alıyoruz beyazlar. Fakat siyahların burada iyi kaldığını söylemek gerekiyor. D4'teki piyonun tehlikeli olacağını mı düşünüyorsun? D4'teki piyon evet hemen ilerleyecek. Bir mola vermek istiyorum. Evet, kale çarpı C'ydi. Kaleler kırışıldı. Vezir E8'de bir şeylere bakıyor olabilir. Yok, at çarpı D4 geldi direkt. At D7 ile direkt E5'e bir baskı. At F3 oynanabilir. F6. E5 piyonu düştü diyebiliriz. Ama bir şahlı mahlı bir olaylar gelebilir. Yani belki vezir C4 gibi bir seçenek var. Vezir C4 enteresanmış. Tabii E5 piyonu gene düşüyor ama en azından B'deki dublemizi düzeltiyor olabilirdik. Onu tercih etmedi. E5'teki piyonun açmazda olması çok kötü kaldı beyazlar adına. Şahı arkaya da kaçamıyoruz. Vezir C1 gibi bir seçenek var. Ve vezire D6. Vezir kırışı isteniyor. Vezir kırışından kaçamadı. Ve D6'daki piyonu siyahlar alacağını düşünüyordur. Normal şartlarda. 5 piyona 5 piyon gibi gözüküyor ama D6 piyonu savunması zor bir piyon. Şah F7 gelecek mi hemen? Geldi. Evet, at E6'ya girmesini engelliyor şahın.
Belki bu arada at C6 olabilir. At C6'ya A4 fikri vardı diye görüyorum. Evet, şah şimdi D7 karesine girip D6'daki piyonu bir şekilde düşürmeye bakacak. Ki düşürmesi lazım. Tabii at C6 seçeneklerini her zaman düşünüyordur beyazlar. Fakat şu an olmuyor. Şu an zaten olmuyor. Evet, at kırışından sonra bir piyon üstün bir oyun sonuna girilecek ve siyahlar için kazanç oldu diyebilirim konu. Bakalım Kıvanç abi bu konumda ne görüyor? Evet, çekildi. 2.5'a yarım oldu skor. Üçüncü maçta yani bir süre eşit giden mücadelede bir ayrık piyon çok şeyi fark ettirdi. Şimdi beyazlar Vahap at f3 at f6 geldi bu sefer. G3 b5 fil g2 fil b7. Evet. Gene c4 g3 fil g2 roklu bir yapı geldi. Ama bu sefer fil b2'den de bir fianchetto fili gelecek herhalde. Evet, bu arada ne oldu o maç? Aa. Vahap kazandı. Bir tane piyon ayrık kaldı. E5 piyonu ayrık kalmıştı ya. E5'in üstüne sürekli yüklenildi. Vezir E5 üzerinde, yani vezir de kırışıldı. D6'da kaldı piyon. Aha. Bir şekilde dolaşıp o piyonu Evet. alınca bir de şey oldu. At kırışı mecbur kaldı yani. Şah at oldu. Yani 5 piyona, şey 4 piyona 3 piyon oyun Ve sonu kaldı. zaten Terk edildi tam şeyin istediği olmuş yani. Vap'ın o konumda istediği olmuş yani yani. siyahın ya. Ben de oraya Mert Erdoğdu'yla konuşmaya gittim de teknik olayları anlattım. Belki o da en azından sesiyle birlikte olacak bizlerle. Evet. Evet, At F5 mi? 2.5. At F5 geldi. Beyazlar açılışlardan bir şekilde iyi çıkıyor beyazlar. Ve nasıl diyeyim, iki taraf da çok iyi oynuyor. Yani ben anlatınca böyle şey geliyor. Oha, o hamle yaptı, o hamle yaptı ama gerçekten öyle yani. Hani tam zaten her şeyi anlatamayız. Şu an şeyi merak ediyorum. Mesela şu filin yeri acaba burası mı derken Ama F4'ten sonra herhalde burası olacak. açılıştan öyle tercih etti. File E3'te sanki Hani daha iyi gibi önce geldi bana. B3 sürüp sonra C4 sürdü hatta. He, anladım. Bir de biraz olmazsa mı? At F3, at F6. Ha, G3'e B5 oynanmış. Wow. Aynen öyle. Neyse, gel oraya gitmeden canlıdan takip edelim. Şimdi at nereye dönüyor? Atın dönmesine de gerek yokmuş bu arada. Fil tutuyormuş. H4 gelecek mi? F4 gelecek. F4 gelemiyor. F4 gelemiyor şu an Şu an ama gelemiyor ama gelecek bir ara gibi eğer duruyor. atı dönersek F5 gibi tercihler var. Ki F5 tercihleri şu anda var. Eğer yanılmıyorsam ama. Önce bir herhalde siyah vezir kanadını zorlamaya başlıyor. İsterse F5'ten sonra fili belki bu çaprazdan açabilir gibi geldi. Sanki kim F4 sürecek, kim F5 sürecek gibi bir varyant. Evet, o at kırışıldı ve at G4'e döndü. Şimdi hop, kale A3'le hemen geride kalmış. B3 piyonuna bir baskı. Şimdi F5 sürmesine hiç gerek yok herhalde. Çünkü Orası zaten açık diyorsun ama belki de şey. Şimdi F5 sürmesine gerek olabilir. Bu arada G7 filinin diagonali A. bu tempoyla Vahap aldı. sürdü. Tempoyla alınıyor. Ama E5 E5 var. var. G4'teki hatta E5'i tuttuğu için güzel bir E5 hamlesi var orada. O yüzden Kıvanç Aznedaroğlu şu an düşünüyor. Bu arada çok hızlı oynamış. Ve E5 gelecek mi? Geldi.
E5'e vezirin gidebileceği mantıklı yerler. Vezir D7 Ya basitçe. F3 alamıyor mu basitçe? Veziri verdim. Yani bu vezir ha önce kaleye çakıyorum Önce sonra kaleye çakarım, veziri alırım. Aynen öyle. Bunu da vezire mi çıkartıyorsun falan, öyle bir şey düşündüm bir an. Aa. Aa şey. 477 kişiye düşmüşüz. Lütfen 23 kişi daha çağırın arkadaşlar. Ha bu güzel bir uygulama olmuş. Bence beyazın bunu yapmasına gerek, ay siyahın bunu yapmasına gerek yoktu. Hani beyazı, şey, Veziri beyazın bu kadar iyi merkeze sahip olmasına gerek yoktu falan. D7 oynasam ne oynuyorsun? E6 mı oynuyorsun? Yok oynayamıyorum hemen ya. E6 Be oynayınca Hayır, veziri boşa bekleyeceğim koyalım. zaten de. Vezir Doğru bir 6. tercih. Doğru bir tercih. Ben bir de böyle H5 gibi bir şey oynamak isterim sonra. Yeri gelince yani. Bu arada gene beyazın taşları biraz daha, evet. At F6. Vezir istendi. Vezir nereye gidiyor? Vezir B1. Çok atmak istemiyorum ama ben siyahı iyi görüyorum diyormuşum falan. Bilmiyorum siyahın Şimdi vezir C1 oynadı bu toparlayacağını düşünüyorum. arada. Bir şekilde Kesinlikle doğru bir tercih. Artık A hattından A hattı benim zaten oynayacağım. Bir arada işte hani şah H7 oynayabilseydim flaş 6 gibi tehditlerim falan da vardı da. evet, vezir C5 istedi. C5 nasıl savunulacak? Nasıl savunulacak? Kale Savunmaya gerek yok A1. ya. Hemen kale F1'e Vezir döndü. B6 gibi bir şey oynanabilir. Bir şekilde sanki vezir ya Aa şey yok oynanamıyormuş beyazlar pardon. şah kanadı hata yapabilecekmiş gibi geliyordu ama o A'dan Bitti o taşlar şanslar. sürekli şey oldu ama F6'daki hata hala kuvvetli. Aa, arada bir vezir H6 var mıydı acaba? Doğru söylüyorsun bence. Yani Ama bir bir şey işe yaramıyor şu an. kazandırmayacak herhalde. Çünkü C5'i alması C5'i lazım aldı şey olarak. hani. Stratejik olarak. O. Bu oyun berabere gidebilir gibi gözüküyor. Hala şah güvenlikleri çok sıkıntı. O yüzden, Vezirler o yüzden oyunda sıkıntı zaten. ama ya belki perpe olabilir diyorsan o olabilir. Şimdi vezir F8'ler falan. Vezir E5 Vezir mantıklı gözüküyor şu an. F8 iniyorum. F7'yi alıyorum. Ha F7'yi alıyorsun doğru. Orada zaten beraberem var. Olması lazım. Yani Beraberem. berabereden fazlası vardır muhtemelen. Evet, vezir F8 engellendi ve çok iyi engelledi. Vezir C7 alınabilir. Vezir Ama işte bak C7'ye karşılık şu evet. çaprazlar biraz tehlikeli yani. Çünkü şahlıyorum. Şah bu tarafa kaçarsa bunu da alıyorum. Onu Bir mu ara. Yani şu alıyorsun? an alamıyorum Hmm. gerçekten. Vezir C7'yi aldı. Burada Yok berabere bu ya. berabere şansı vardır siyahın diye düşünüyorum. Çünkü Şah çok bir yere şahı çok gitmiyor. mu acaba E1'den kaçsa diyeceğim ama B3'ü alır falan bu sefer. Yok, alamıyor. Vezir B7'deki G4 fil falan boşta. var mı burada? Vezir Ha, Vezir F6. G4'te şeye dikkat etmek lazım yalnız. Şah E3'e saklandığı hani şöyle bir şahtan sonra Şah E3'e saklanıyor. Şah çekemiyorum sanki. Vezir G5 oynuyorum. Vezir Sonra dalıyor F4. o buraya. Ha, evet. Ama bu arada ya B7'deki fil istekte kaldı şu an ve fil A6 falan oynayabiliyor. O yüzden siyahlar herhalde berabere yapacak. Beyazlar şu an Çok berabere heyecanlı şu an yapmak yalnız istemeyen ha. taraf. Siyahların berabere yapması lazım. Tempoyla B3'ü alırsam kazanca mı oynarım diyecek yani herhalde. Şu an 3 hamle tekrar olacak hiç. Tempoyla B3'ü Aa, o değişik bir tercih. çok güzel olmuş. Yani tersten açmaz. Evet, ama şimdi konum tamamen hani 2-2 3'e 1 piyon yapısı ama
taş olarak tamamen eşit. İki taraf da birbirine şah çektirmeden böyle vezirlerini merkezi yerlere koymaya çalışıyor. Yalnız hani Kıvanç abiye hani Anand Kersen'deki Anand benzetmesi yaptık ama şu an kazancı oynayan taraf oldu yani. Şah F2 ile bir beraberlik şansı vardı çünkü. Aynen öyle. Yani siyahların berabersi vardı şu an. Ama gene de Şu çok an hala beraberiz belki. zorlayacak bir şey durmuyor. Süre var ama ya. Vezir B2. Değişik tercih oldu. Fil F5. Şimdi siyah konumu daha sağlam görüyor. Ki daha sağlam yani. Şah güvenliği açısından daha sağlam bence. Fili Yani fil oyun sonuna kalsa ben yani gerçi biraz daha olmuyor, aktif. olmuyor. Fili biraz daha aktif falan ama bir kazanç fikri üretebilecek mi? Hani mat ağı da şah ortada ama şey olmuyor ve C5. Bu maçı biri kazanacak artık herhalde. Bence C5 yanlış bir tercih ya. Ama filini artık şey yapması lazım. Fil C4 oturup F7'ye bakacak o da. Aa bu arada evet fil E2 mecbur gibi bir şeydi. Bu sefer vezir yani Şah2'ye falan Şah2 olmuyordu da herhalde. Neydi? Vezire D4'ler falan olursa diye. Hepsini değişebiliyor. En kötü beraberisi var mı? Yok B3'ü aldı. Oo. B3'ü aldı ama şimdi vezir E5'li bir şeyler. Ha, vezir E5, C6, C7, C8 gibi bir şeyler olmasın. Gerçi arkadan sürekli şah gene Sürekli çıkabilir. şahlayabilir herhalde ya. Derken senin varyanta girdi. Ama şimdi C6 sürdüğüm anda zaten C6 sürdüğüm Yalnız anda bu arada ben de vezirci süreceğim. B3 süreceğim yani. yok Aynen. vezir C2'den alıyorum C6'yı. C6 sürülmüyor o yüzden. Ha, evet. O yüzden Şu an vezir başka bir şey C2 var. yapmam lazım. Bak vezir C2. Şimdi hem piyonu tuttu hem şey yaptı. İki tarafta şah çekmedi. Gerçi Şu an zaten beraber siyahın şah kazanç çekmiyor. oldu herhalde ya. Bilmiyorum, zannetmiyorum ya. Vezir D6. Hop. Ha. Kırışalım dedi o piyonları. Ve beraberlik olacak kırışırlarsa eğer. Ben istediğim Sürecek zaman midir? kırışabilirim. Aynen süreceğim. Ama bir daha sürüyor. Bir daha sürüyor. Aa, perpe çıktı. O piyonu aldı. Şah 8 kaçınca vezir F6'dan B2 piyonu alınıyor. O yüzden beraber oldu oyun. Beraber oldu. Güzel bir beraberlik oldu. Orada güzel bir taktik hamle buldu Vahap. Düşünmüyorsun hiç veziri çıkıp da piyonu vereceğini Evet ben B2'de. onu Ben hiç düşünmüyorum. yani insanın aklına Ama insanın dediğim hani normal bizim bakmış yani adam bizim gibi perpeye insanların aklına kovalamış yani. gelmedi. Bravo 2-2. Şey pardon 3-1. 3-1 oldu. 2 4 turun beraberlik. sonunda 2 beraberlik ve beyaz da beraberlik yapmaya çalıştı. Vahap bu oyunda öyle diyeyim. 5. oyun için Vahap şu an telefona bakıyor. Bu arada şimdiden böyle hafif bir yorgunluk var bende. Bilmiyorum. Çok mu anlamaya çalışıyorum konumları? Bu arada 545 kişiye ulaşmışız. WAP'tan mesaj bana gelmediğine göre Ha, herhalde bir rövanş oyuna noktada. geçtiler zaten. Ben o arada tıklayayım. Ve evet C4 G3. Gene İngiliz açılışı. Evet, ilk oyunun İlk oyunun aynısı ama aynısı D4. D4'lü. D4'lü geldi. WAP. Şimdi vezir gambitine çevirmiş gibi oldu. Ama tercihi değiştiren Kıvanç abi oldu. Aynen öyle. İlk oyunda beyazlar iyi konumda kalmış mıydı? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım Beyazlar beyazlar rahat, biraz daha rahat. rahat Çift demiştik. file çift Doğru, file rahat biraz daha demiştik. rahat bir konumda kalmıştı ama Belki onu açılış hatırlamadı tercihini ya. değişti. Belki Vahap'ın o arada başka bir hamlesi olduğunu düşünüyor. İlk maç hani sen Bu baktık ya file arada üçlü şey. üçüncü oyun mesela bu hani kayıp olan oyuna bir açılışına göz ha E4 oynanmış.
İtalya, şey İspanya oynamış orada. Evet. Çok hızlı oynandı bu arada. İlk 12 hamle. Bu arada bir belki hatırlatma daha yapmak lazım. Erken bir dakika hesaba daldım. Ya şu merkezde kırışları kendi oyunlarımda özellikle hiç hesaplayamıyorum. Yani hani bazen o baskıyı korumak gerekiyor ya. Muhtemelen burada C5'i hemen şey diye kırdı. Yani C hattında kalesi olduğu için kırdı ama. Şimdi at C... Oo, böyle bir şeye. BC5. Ne oynuyorsun şimdi ben? At B3 falan düşündüm ama. Kale Ya C8. tabii Aa, vezir B6 bu geldi. piyon yapısını şey yapacak herhalde. Askıda piyon Yani bırak askıda falan. piyon hani sürdüğün zaman öteki zayıfladığı için mecburen bunları böyle tutacaksın yani. Bu arada sponsorluk anlaşmamızdan biraz bahsedebilirsin istersen. Ben mi bahsedeyim? Çünkü Evet. geçen gün de ben Aynen bahsetmiştim diye. tamam. Turnuva sponsorumuz Yeni Satranç arkadaşlar. Instagram'dan falan Yeni Satranç'ı takip ederseniz oradan hani sürekli iletişim halindeyiz. İşte sizin için böyle özel fırsatlar falan yayınlıyorlar. Hani Instagram'ı o yüzden takip edin. Bir de gittim ben konuştum. Bu indirim kodu alıyoruz sürekli bu turnuva içerisinde. Bu turnuva içerisinde. Bugün işte indirim kodumuz 2018-0003. Benim Evet. bildiğim açıklama kısmında yazıyor. Hem ücretsiz kargo hem de %15 indirim sağlıyorlar. Ya tabii böyle şeyin güzel tarafı hani satranca bu derecede destek veren kişileri de bizim desteklememiz lazım ki sürekli böyle turnuvaların devamı gelsin. Onlar yani hakikaten sağ olsunlar. Yani bize de güvendiler. Büyük ustalarımız da oynadı. Onlar da sponsor olarak böyle bir organizasyona katkı verdiler. Yani bizim de bir derecede hani onlara katkı sağlamamız gerekiyor. Eğer hani böyle bir ihtiyacınız varsa tabii ki yeni satrancı tercih etmenizi öneririm diyorum ve merkezde bir karmaşa var. Bir piyonu bıraktı Vahap ve C4'ü sürdü. Şimdi at D2 aklıma geliyor ama at D2'den sonra neler oluyor? Biraz At ortalık. D2'ye C3 mi yani hani C3 O gibi bir at hamle var. Mecburen C5 bıraktı yani anladın mı? mecburen bıraktı ama C4'ü bir ara alabilir gibi Ya duruyor. at D2'ye direkt C3 vardı çünkü. Ha evet O evet pardon sıkıntıydı pardon onu yani. görmedim bir an görmedim kusura O yüzden bakmayın. zaten direkt çat diye sür verdi piyonu yani. O bu uyundu. Evet, uyundu. Yani Yani yüz evet. ifadesinden onu Kıvanç anladım. abi izlerseniz çünkü orada vezir değişimini muhtemelen o C piyonunun zayıflığına göre yaptı. Yani hani şurada evet baktığımız zaman vezir değişelim bu piyonu ben bir ara düşüreyim. Geçer piyonumla kazanayım durumu olabilirdi. Hala tabii ki beyazın şu hamle uymasından sonra bir şeyler bitmiş değil. Ama C4'teki piyon çok daha fazla tehlikeli hale geldi şu an. Siyahın alan üstünlüğüyle beraber hani ben onu her an sürebilirmişim gibi bir hava oluyor. Artık Ama şöyle bunları düşün. hesaba katmak lazım. Birkaç değişimden sonra o C piyonu daha da zayıflayacak. Şu an tabii ki F3'teki atımızı tutmak zorundayız. Çok tehlikeli kaldı konum Beyazlar, ya. evet. Beyazların iyi bir hamle yapması lazım. Bakıyorum. Vezir F4. Vezir E1 geldi. Ya Ama biliyor çünkü bu değişimler ona yarayacak diye. Bence şu an konumu berabere çevirmiş oldu bu hamleler. Ama tabii pratikte ne olduğunu göreceğiz. Hala bir evet. çünkü biliyorsun Bir piyon üstünlük var. Bir de var. C3'te bir piyon var. Ama bir taktik bir şey var burada. At F3'e bakmak lazım. Ama o olmadı gibi hissettim. Yani
Bizim için biraz flu pozisyonlar. Ama ustalarımız çok daha rahat hesaplıyordur ki şimdi mesela kaleye 8'den sonra at tutmuş oldu B3, C3'ü. Bu arada şimdi siyahlar kırıp C2 sürebiliyor. C2 sürüyor fakat C2 Sonra bir kaleci şey. bir devamında atı C6'ya koyup hani kapatmaya çalışacak ya. Tamam, o zaman şöyle, Kaleyi böyle belki ama yaparım, şimdi buraya olmuyor. ineceğiz yani. C2 kale C3 önerim. Değil mi? Ben öyle şey Evet, yaptım ama C2 kale şimdi C3 premove hatta, öyle diyeyim. C2'ye başka bir şey oynasa, kale başka bir yer oynasa falan, arkadan mat olmuyor mu? Mecburen at C6 koyacak yani. Şu an A5'i de istiyorum. E7 istiyorum. Yani Bu arada kale C1'e bir çatal falan yoksa, evet, kale C1'e atı geri kaçmak mecburi yani. Kale C1 oynasam şu an ne oynuyorsun? kaleci bir At mi? E4 oynayacaksın herhalde. At E4'e de Şah F3 oynayacağım. ona da F5 oynayacak belki. F5'e G4 oynayacağım. Ona G6 oynayacak falan derken çok Ya bir şey eşit olmadı. bir oyun sonuna girecek herhalde yani. Hani bir şekilde kazanç çıkarmaya çalıştım ama o tabii ki olmadı. Ya Beceremedim. peki, beyaz burada kazanabilir mi? Hadi Ben de bakalım. beyaz için kazanç bulmaya Ha çalışıyorum. sen, hayır, öyle, pardon ya. Aa, bu Hani arada direkt at B3 geldi. Kale çarpı C3'e, at C4 oynayıp eşitleyecekler. C6'da bir tane ayrık piyon kalacak kırışlardan sonra herhalde. C6'yı da şahla gelip alacak herhalde. Ben öyle bir şey gördüm. Tamam, öyle oluyor. Doğru, haklısın. Fakat. O C6'yı alırken A5'e sarkıp alma olayları. Bir dakika, şeye bakıyorum. At D4 fedası var mı burada? At D4 süreceğim. Nereden tutacağım ama gene kale C8'den tutacağım. Aa, bir dakika ya. Merakımdan şu konuma at D4, şöyle bir şeye bakmaya çalışıyorum da. Şuna çünkü böyle bir Yok, şey var, hayır, anladın mı? kale boştu ona. Yani fikir olarak diyorum, Evet. belki hani Kale şuna. C8'e, bu arada yok, olmadı. Olmadı. Bakacağız. Bakacağız. Şeyi, belki at C6 fedaları var mı? At C6 sürüp, at C6 He oynayıp he, sürüp vezir çıkabiliyor muyum ama aynen. yetmedi sanırım. Çünkü şah da yaklaşırsa, gerçi E8'den yaklaşacak. Şah hiçbir zaman E7'ye oynamayacak çünkü at C6 her zaman var. Bakacağız ama bu aklımda. Direkt kırıldı. Piyonla kırıldı. Şimdi 2'ye 1, 3'e 0. Berabere. Ya beraber ama oynanacak Ama yani. Oynanacak. biri 1 dakikanın altında, biri 2,5 dakikası var. Bence Kıvanç abinin bunu sonuna kadar zorlaması gerekiyor. O zaman şahı biraz gelmesi lazım herhalde. Zaten A5'i alabiliyor istediği zaman şu an. Yani tempoyla şahımızı yaklaşalım. Bu arada çok güzel bir fotoğraf geldi. Bu arada hani Beyaz Futbol da bunu yapıyor. Biz de sizden rica edelim. Eğer takip ediyorsanız, hani selfie olur ya da ekranın görüntüsü olur, bana ya da Emre'ye Facebook'tan ulaştırabilirseniz seviniriz. Şu an elimde de Karşıyaka Emek Satranç Eğitim Merkezi'nin bir fotoğrafı var. Onlar da Gördüm. bizi şu an, yani en az 10 kişi takip ediyorlar. Ya bu da hani aslında 500 izleyicinin içinde daha da fazla kişiler olduğunu gösteriyor. Çok mutluluk verici. Aynen öyle, çok güzel bir şey olmuş. Teşekkür ediyoruz Ilgaz Gümüştaş'a Gümüştaş'a da. fotoğraf için. Geçen yayın bu arada Ilgaz Gümüştaş, sen tanırsın demiştin. Ben küçükken, yani Manisa'da böyle 10-11 yaşlarında, hadi 12 yaşlarında turnuvalarda oynarken, o zaman işte Ilgaz abiler hani birinci masalarda falan oynuyordu. Hani oradan şeyim, hani eskiden beri tanıdığım isimler. Ben de şeyde gördüm. Bu arada ben hani ismen tanımıyorum. Satranç camiasında belki o eksiğim var. Mert Yılmaz Doğru. yerlerinin falan videoları var. Blitz Evet, oynarken. evet. Orada görmüştüm. Bayağı da video var mı şöyle? Daha F6 piyonun önemi çok iyi ya. F6 olmasa kale G7 vuruyorum, röntgen var. Ha. Vermiyorum falan ama çok
F6 piyonu var. Çok güzel olmuş. Şimdi tam öyle değil ama. İyi şey oldu. Evet, şimdi şah B3 gelmeyecek mi? Hayda, bu sefer hani 1'e 0 bırak yani almak zorunda kaldı konu derken röntgen var bu arada. Burada röntgen var, evet. Ay ay ay. Şu an hiç beklemediğim bir şey oldu ha. O kayıp mı bu? Bu sanki beyaza kayıp ya. Kaleyi vurunca. Yok yok Yo, yok. hayır, bir dakika, piyonu alamıyor değil mi? Yok, dur. Ha evet. Berabere oldu galiba. Kaleyi vurdu, Bence bir kaleyi vurdu. şahlayacak herhalde. Kaleyi vurdu, kaleyi vurdu. Beraber oldu ya. Bu oyun sonları Vahap şu an bakıyor. Bu arada Vahap'ın 10 saniyesi var. Tabii ki zamanı düşmeyecektir ama zorlama fikri olarak aklıma bir şey gelmiyor. İkisi de Yok. kenar piyonu. Direkt hani vezire çıkmaya çalıştığın anda kaleyle vurulacak ve bitecek olay. Berabere oldu. Yani kale Yani iki taraf H7'den da ama sonra şanslarını zorladı. Ve öyle beraber oldu. Şu an evet, kaleyi evet. vurdu ve beraberlik gelecek. O da kaleyi vurdu. Kaleyi aldı, kaleyi aldı ve 3,5, 1,5 oldu Evet, skor. 3 tane berabere oldu ve Son oyundayız. Şu an Kıvanç Aznedaroğlu'nun galibiyetine 5 oldu şu an. o da herhalde duyamıyor mu? Ya da belki de şu an mesajlar geliyor, bilmiyorum. Belki. Olabilir. Bu arada süreyi düzeltelim. Yanlışlıkla tıkladım. Evet. G3 G3, C4. 1, G2, at F3. Şahin. C6'da Şahin. Doğru yerde A5. Burada bakalım B3 fikrini göreceğiz mi? Evet. Yani ne oluyor? Biraz B3, önce A3, B4 falan gibi bir şey oynamak zorunda ya. de B5'e geldi değil mi? B3 B5'ti. C4'lü bir şey oynamıştı. Şimdi fil A3 enteresan bir şey ama fil A3'e aklıma nedense ne getirdi biliyor musun? Getirmemiş. Bir an hani ben B5 sürmeyi deneyecektim bir yerden. Evet. Bir fotoğraf daha geldi bu arada. İzmir'den sanırım. Başarılı oyuncumuz Deniz Özen. O da kendisi FM biliyorsunuz. O da bir fotoğrafı gönderdi. O da takipte. Hakikaten satranç camiasının da bunu takip ediyor olması çok mutluluk verici. Hakikaten biz de gururlandık. Deniz Özen'e de buradan selamlar. Selamlar. Ne, 464 mü? Ha Tamam. evet doğru. Kesinlikle. Onu da Ama onu ben yapayım, evet. ha sen Ya bu yap. arada evet, kanalımızı ilk defa gören arkadaşlar için böyle bence güzel videolarımız var, işte eğlenceli videolarımız da var. Hani bir göz atarsanız ya da işte bu canlı yayınlardan falan haberinizin olmasını istiyorsanız işte abone olmanızı isteriz yani. Hem de böyle bize destek vermiş olursunuz. Çok abonemiz olursa işte böyle organizasyonları daha çok yapabiliriz. Çünkü işte insanlar, aa bak işte 10 bin kişi var. Hani kesinlikle Bir yani şey şöyle bir oluyor şey de var. Ya bizim için bir tabii 10 bin bir hayaldi geçen sene baktığımız zaman ama şimdi ulaşabiliyoruz. Şimdi de 100 bine hani gözü dikmiş durumdayız. Belki yeni 10 bin olsak da tabii 100 bin gibi hani topluluğa ulaşırsak böyle turnuvaların devamı gelecektir. Belki seneye daha büyük organizasyonları imza atacağız. Yani bu sponsor açısından da bizim büyümemiz bizim açısından da mutlu önemli olmamız yani. açısından da öyle diyeyim. Yani biz burada 3 abone, 5 abone artıyor. Biz böyle şey Ya bir de oluyoruz. şöyle bir İşlerince turnuva mutlu yani oluyoruz. işte Kıvanç abi, Vahap'ı, Mustafa Yılmaz'ı, Emre Can'ı ya böyle turnuvalarda görmek yani çok keyifli benim adıma. O yüzden de bayağı mutlu oluyorum. Dediğim gibi bu arada eğer yayını izleyenler varsa yayının fotoğrafını kendi fotoğrafıyla beraber gönderebilirler. İzliyoruz, takip ediyoruz diye. Biz de onlara selam gönderebiliriz.
Şu an İzmir'den iki tane fotoğraf aldık zaten. Evet. F4'ü kırmadı. Ve şöyle bir fil B2 ile keskin bir diagonale baktı. E tabi o diagonale... Fil çarpı G7 ardından vezir çarpı F4. Artık şu diagonale değerlendirecek bir taş da kalmadığı için beyaz adına fil G7'den kırışıp artık yavaş yavaş oyun sonuna girecektir. GF4 geldi. E'de tabi E'deki dublesinin ayrık olmasını istemedi. Ama bunu nasıl değerlendirecek? Hemen vezir E7 ile... Of şah G3. Evet, Valp müziğe başladı bu arada. G5 dersem F6 var galiba. Evet, F6 yememesi lazım. Ne oynayacağız? Sabrıcan. Ne oynayacağız? Ha, vezir E5 ile hemen bir vezir kırışı geldi be. Bakalım... Nispeten ha. Kötü sayılabilecek bir piyon yapısına itti. Hem de atafil bir kremiyor dengesizlik dedim, var. Kırdı ama şimdi ya bu piyon varken bu fili tabi hafiften. Hop. Aa, ne yeni bir şey keşfettim bu arada. Nasıl bir şey yaptın? Hepsini aynı anda bastım döndü. Kale F6 hemen şah G7 tarzı bir şey oynanabilir. Ah Kıvanç abi yine atım şurada. Bu atı ama at, yani at değerlenecek. Aa, bu at rezal. Bu at evet. Çünkü at A5'ten bir yerlere atlayabilecek gibi duruyor. At A5 A4. Gerçi ona B4 diyelim. Atlar dedim atlayamadı. At C5 pardon, at A5 nereden çıktı? Tabii, at C5'ten nereden sıkmayacağım? Olmadı. Belki ama bu arada kale var işte. Kale D2 seçenekleri var bu arada. Direkt kale D2 inebiliyorum. O yüzden bir şah G7. Şah G7'ye ne oynuyorsun? Kale F, kale D6 falan. Kale E6. Yok bak, kale D6 diyor. Kale E6 ile E5 düşüyor. E5 düşüyor. Ama arka tarafa inip bilmiyorum bir şeyler oluyor. E'ye karşılık gerçi o dublenin bir piyonu alıp yok karışık işte. Kıvanç abi düşünecek burada. Bu herhalde bizden daha iyi düşünüyor. Yani yapacak bir şeyimiz kalmadı şu an. E5'in düştüğünü görüyorum yani. Ama muhtemelen ona bir kompanse çıkartacaktır. Özellikle işte arka tarafa sarkıp belki A piyonunu alıp bir şeyler yapabilir. Bu arada Baran arkadaşımız da güzel bir konuya değindi. Ben de takip ediyordum. Reykjavik Open var. Bobby Fischer Memorial olarak geçiyor biliyorsun. Hı-hı. Emrecan ve Mustafa Yılmaz oradalar şu an. Ve Mustafa 3'te 3 gidiyor. Dün galiba 2450'lik birini yenerek şu an ilk masada oynuyor. Çünkü dün herkes berabere kesti. İki turdu. İki tur olduğu için yani şey oldu. Nasıl diyeyim? İlk masaya çıktı ve şu an 3 tane puanlı var. Bir tanesiyle oynuyor. O da 2500 bir Hint. Emrecan da bir maçını beraber yaptı 2400'de. Şu an o da yine 2500'lük bir oyuncuyla oynuyor. 3'te 2.5. Emrecan'ın da bu arada turnuvası buradan sonra Reykjavik'ten sonra başka bir yer olacak. Avrupa Bireysel var. O yüzden diğer çeyrek final maçımız Nisan'da olacak. O zamana kadar da sabırsızlıkla beklemenizi bekliyoruz ve A4 enteresan hamlesiyle diyeyim. O atın nasıl değerleneceği biraz belli oldu. Ama bunun karşılığında E5 yerine B7'yi bıraktı. Hani bir piyonu feda etmiş oldu. At C5. Bu arada sonra kale B6 C6 isteniyor. Şimdi C6'yı tutmak için kale D6 mecbur kaldı. Fil kötü. Filin kötülüğünü bir şekilde ama C6 düştü. Muhtemelen istediği konu. Bu arada kale D2 oynayıp belki olmuyor. Emre şey var. Flash 3 gibi hamleler var. Yani flash 3 hemen gidiyor şu an. Şahı nereye? Yani kale B4 alsam flash 3 geliyor. Bu da olmadı bu arada. Ha, bu belki olmuş olabilir. Çünkü atı artık F4'e oynayabileceğim. Ama bir kaleye şey yapıp şimdi kaleyi aşağı inecek. Kale B7. Zor bir konum kaldı ama hala şu an siyah adına umudum ya, filin var. Kötü olması o kadar ümit veriyor insana. Kale B7 mi? Kale B7'ye şey F6 oynuyorsun herhalde. Tekrar
Açmaz ağzı. Evet, bu arada Ahmet Kıtır'dan da bir mesaj geldi. O da göstermiş olayım. Nerede Ahmet Kutu bu arada? Ukrayna'dan bizleri izliyor. Ukrayna'da onun bir staj gibi bir çalışması var. Oradan da satrancı bırakmamış. Devam ediyor. Evet, bu arada file F3, kale C3 hamleleri geldi. File F3 nasıl fili daha iyi yapacak? İzleyeceğiz herhalde. E3 fil, E2'li bir şeyler oynayıp hem atın F4 ve D4 karesine oturma fikirlerini ortadan kaldıracak hem de filini neredeyse iyi fil yapacak. Çünkü artık E2 A6 diagonaline de bakmış olacak fil. E3'ü kesti bu arada kale C2 ile. Ve bu arada Bulgaristan'dan da selam geldi. Her yerden izleyicilerimiz var. Baya Teşekkür ediyoruz. sevinçliyiz. Evet. Bu Konumu arada çok kurtarabildim mi? iyi. E3 file 2 tarzı bir şeyler vardı. O gelecek ama bir şekilde fili iyileştirecek ve atı kötüleştirdi şu anda F4 Evet. ve D4 Ayaklarını karelerinden. kesti diyelim. Aynı ayaklarını kesti. Doğru oldu. Bu arada bir piyon feda etti. Yok. E4'ü alıyormuş karşılığında. Yani aslında şu an muhtemelen Kıvanç abinin planladığı, bu arada Kıvanç abi demeyelim, hatta GM Kıvanç Azdener oğlunun planladığı muhtemelen piyonları olabildiğince değişmek ve geçer piyon da olursa en kötü hani atı patlatıp kale filenin Kale file sonunda kale. berabere yapabilir. Kale file kale. Ciddi mi? Nasıl oldu o ikincisi? Niye? Hangi ikincisi? Şu öyle değildi, anladın mı başlangıçta? Şimdi olay biraz şu. Orada Vahap bu iki piyonu kırışmayı teklif yani o iki piyonu kırışmak istemedi dediğim anda burada bir şeyler dönecek. Aa. Hop. E5 piyonu gitti. E5 piyonu gibi. Aa, Aa. görmedim onu hiç ya. Aa, Evet, terk onu oldu. Kıvanç abi de görmedi ve bu arada 6 oyun sona erdi. aç. 6 oyun sona erdi bu arada bir. Ha, evet, alttan sonlarda ara veriyoruz değil mi? Evet, Aynen öncelikle öyle. bir görüşlerinizi İsterseniz bir alalım. konuşalım. Son oyunda bu arada ben kalenin düştüğünü hiç görmemiştim. Muhtemelen Kıvanç abi sen de Ben de gördün. kalenin düştüğünü hiç görmedim ya. Evet, yani biz bilmiyorum heyecanlı maçlardı, çok Güzeldi. üst düzey İlk maç sanki maçlardı kazanacak gibiydim. İkinci maç kötüydü yani. Bayağı iyi oynadı şey Vahap ikinci maç. onlar. Bir tane beraber de kandırdım galiba ben değil mi? Kaybediyordum. Bu atı Ha. D2'ye girdi. Atı C2'ye mi girmişti? D2'ye mi? O Hangi maç. maç? Hangi maç? Bir tane beraber kaldığımız maç vardı ya. Onu da kandırdım galiba. Kötüydüm. Vezir F2 uyudum ya. Evet 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 o Ha, maç. işte atı. Vezir F2 uyudum. Ha, ama ya ben çok kötü oynadım onu At, ya. evet at D2 kötü hamle galiba. Vezir E3 Vezir F1'i oynasan. kaçırdım. Evet, Vezir evet. E3 oynayacaksın galiba. Kale Yani 1. At galiba F2 mi atar? ilk Doğru. maç dışında böyle hani çok bariz üstün olduğum bir şey yoktu. Vahap'ın ikinci maç vardı. Kazandığı maçlardan iki tanesi galiba netti yani. Sırıtma öyle, sırıtma. Güzel, güzel oldu ama yani. Bu Ya çok eğlenceliymiş ya. Bunu bir daha yapalım. Hatta bunu böyle daha fazla kişiyle yapılabilir. 8 değil mesela 16 kişiyle yapılabilir. Ünvanlı çok sporcu var. kesinlikle Aynen kesinlikle. öyle, Ya kesinlikle. siz aslında oynarken ben şey dedim. Mesela şu an Batuhan'la Kübra elendi. Ya dedim hani keşke eleme sistemi yapmasaydık da 8 kişi birbiri arasında hani oynasaydı falan gibisinden. Puan usulü olsa böyle 18 maç üzerinden mükemmel olur. Herkes birbiriyle oynar. Aynen öyle. Evet, Ya olabilir. şunu ne Çok kadar güzel. aslında büyütebilirsek, yani bu abone sayısı 100 bin olduğunda bunu hakikaten hani yapabilecek sponsor da şeyde bütçede bulabiliriz. Umarım Evet, seneye evet. bunu deneyeceğiz en azından, öyle diyelim. Yani güzel güzel fikir verdiniz. Ben de böyle bir şey düşünüyorum ya. Çok yani Türkiye'deki elit sporcuların oynaması, insanların izlemesi açısından. Benim başka projem vardı. Bunu geçen sene planlamıştım. Yani dörder kişilik 16 kişi belirlemiştim. Jenerasyonlar çatışması diye. Bir sponsor bulup canlı ama bu hani böyle internetten değil. Bir yerde Ankara, İstanbul bir lokasyonda canlı bir şekilde işte jenerasyonlar çatışması, eski jenerasyonlardan Can abilerin, Suat Soylu'yla Tuna Yılmaz'ın olduğu bir ekip olacak 4 kişilik. İşte Feridun abi olabilir. Vahap'ın arkadaşları işte. Benim jenerasyonumdan benim arkadaşlarım, Mustafa'ların böyle dörtlü takım halinde Yıldırım turnuvası. İşte
şey gibi 15 artı 10 şey 1'e 3 artı 2 kesinlikle, tarzı. Kesinlikle. Böyle bir şey düşünüyordum. Bu da çok zevkli. Yani internet de çok zevkli. Böyle bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ben de sponsor bulabilirim yani. O anlamda çevrem var. Aha. Deneyeceğim bakalım. Çok hoşuma gitti benim. Evet, çok güzel olur. Biz ya aslında şöyle hani ne yapılsa izleyecek bence. Şu anda mesela siz oynarken izleyici sayısı 500'e ulaştı. Yani anlık 500 izleyici hakikaten çok iyi ve bunu da arttırabiliriz. Yani Kıvanç abi sen de ya Cemilcan da bu evet. işe girdi şu anda. Ya bu şey çok önemli. Mesela şimdi insanlar farklı bakıyor. Mesela Cemilcan'ın gelmesi, sizin yapmanız, benim yapmam aslında bunlar avantaj. Çünkü bana gelen sana da gelecek, Cemilcan'a da gidecek. Cemilcan'a gelen bana gelecek, sana gidecek. Yani bu bir paylaşım olacak aslında. Hepimiz sonuçta satrancı bir yerlere getirmeye çalışacağız bu anlamda. Hani tek bir tarafa bağlı kalmayacak izleyiciler. Takipçiler. Bu da güzel bir şey. Yani internet ortamında YouTube kanalı vasıtasıyla böyle bir şeyin olması sevindirici. Hem satrancının gelişimi açısından hem sonuçta emek verenler açısından güzel olacağını düşünüyorum ben. Kesinlikle. Aynen dediklerine katılıyorum abi. Umarım yani senin kanalın içinde Cemilcan'ın içinde bizim için de çok güzel olur ve hakikaten satrancı gerekli yere getirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Yani güzel gidiyor şimdilik. Mehmet Ali Bey biraz yardım edin bana. Biraz Vahap'a söz verelim. Vahap ne diyorsun? 6 oyun nasıl geçti senin için? Abi kaç kaç şu an? 3 tane mi beraber oldu? 2 tane mi onun kaçı? 3 berabere 4.5 1.5 skor. Tamam. Ayıp, normal ayıp yani. Normal geçti. Ayıp yani ya. Vahap'ın güzeldi. Zevkliydi. Vahap'ın aslında çok fazla heyecan yaptığını ya galiba bir ya da yani birinci maç mıydı, ikinci maç mıydı? Böyle bir hani saçıyla oynayıp tamamen böyle konuma odaklandığı oldu. Ondan sonra bir üçüncü, dördüncü maçtan sonra da bir müzik açtığını duydum. Ya ben... Telefonumu çaldı, müzik mi açtı, program mı açtı bilmiyorum ama. Yok, Vahap'la biz İzmir'de de oynuyorduk. Yani iyi oynuyor Vahap. Hani sürekli yeniyor beni İzmir'de de. İlk maça ben alışamadım yani böyle internette biraz ciddi olmak gerekiyormuş. Yani böyle internette oynuyormuş gibi olmadı. De şimdi evet. Alışamadım ilk maçta falan da sonra alıştım. Evet. İsterseniz şöyle yapalım. Bir lavabo olsun hani el yüz yıkama olsun. Çay için. Evet, ya evet benim dakika, gözüm kurdu. Gözüm kurdu galiba bir elimi yüzümü yıkayayım ben. Tamam 2-3 dakika ara. Tamam. Kameralar açık kalsın. İsterseniz mikrofonları kapatın. Geldiğinizde tekrar açarsınız. Tamam oldu. Evet biz de mikrofonları kapatalım bir. Evet. Bu arada bu hafta beni izleyin. Yeniyorum. Selam YouTube'dayım gibi. Evet. Bu arada bizde eğer fotoğraflar varsa onu bu arada bayağı fotoğraflar aynen. geliyor. Edip Alper selamlar buradan. O da bizi Sercan Balcı İzmir'den gönderiyor. Yapmış. Salih Uçucu da Salih Uçucu direkt analiz girmiş. Analize girmiş. Biz şöyle olsa olmuyor bizim diye. Görmediğimiz bir habledir. Evet, ilk maç hakkında beklentilerim. Haberi kapatmasaydı iyiydi. Olsun, çok önemli. Evet, 3 net skor alındı. Evet. Kıvanç abi erken davrandın geldin. Hazırım. Gizli silahımı çıkarttım artık. Evet ne sorabiliriz? Bu arada abi sen herhalde bir tura yani bir tur yapıyordun. Ondan biraz bahsedelim. Yani şöyle bir proje yapmıştım ben. Türkiye Satranç Öğreniyor diye. Ya şimdi gönüllü olarak çok proje yaptım, destek oldum. Bir de şimdi birçok bölgemiz var. İyi hocaya sahip olamayan, ben zamanında yani hep anlatıyorum. 15 yaşında ilk büyük ustay çalışma fırsatı buldum. 93 senesiydi ya 91 ya 93 senesiydi. 11-12 yaşlarımda da büyük usta gördüm. Hani bırakın konuşmayı, çalışmayı büyük ustayı uzaktan gördüm. Biz yarım saat bekledik böyle. Bir soru soracaktık. Yemek yiyordu. Yemeğinin bitmesini bekledik. Şey sorduk. Hani yarım saat bekledik. Nasıl çalışmalıyız diye sorduk. Oyun sonu çalışın dedi gitti. 2 saniye sürdü yani adamın söylemesi. O bile bizim için çok değerliydi. Yarım saat o 2 saniye için bekledik. Şimdi bakıyorum hani büyük ustayla çalışmak kolay. İnternetten materyal bulmak kolay. Bizim zamanımızda böyle platformlar yoktu. Lichess. Laptop zaten zengin işiydi. Lüks işiydi. Biz kitaplar taşırdık hep.
Şimdi herkesin imkanı var ama maddi olarak, manevi olarak imkanı olmayanlar da var. Bu amaçla proje başlatmışım. Türkiye'yi geziyordum. 2 sene yaptım. Talepler oldu. Güzel sonuçlar aldık. İyi öğrenciler bulduk, keşfettik. Bu sene bırakmıştım. Biraz da bu kanal olunca biraz daha yoğun çalışıyorum. İşte kitap çıkarma projem var. Kitaplar çıkartacağım. DVD'ler çıkartacağım. Böyle birkaç proje var. Gezmeyi bırakmışım ama talep çok geldi. Biraz daha farklı konsepte yapmaya karar verdim bu senede. Yani muhtemelen her ay böyle gitme durumu olmayacak. Yoruyor beni çünkü ama isteyen illere gideceğim. Şu an 6-7 tane il var isteyen, talep eden. Onlara gideceğim, böyle kamp şeklinde yapacağım. Yani çok da makul bir fiyat olacak. Çocuklar büyük usta çalışma imkanı yaşasınlar. Ben deneyimlerimi aktarayım onlara diye. Böyle bir imkan sunuyorum. Güzel de tepkiler alıyorum. Yani bu sene de olacak yine. Gezeceğiz bakalım bir Galiba yerlere. bu hafta içinde ya da haftaya mı? Bir Samsun'da simultane var sanırım. Samsun'a gideceğim. Ondan sonra Mart'ın sonunda Çorlu'ya gidecektim. O Nisan'a ertelendi. Samsun var şu an. Bir simultaneye gideceğim Samsun'a. üniversiteden davet ediyorlar. Yani çok güzel, eğlenceli. Satrancı yaymak adına benim için güzel bir şey. Sonuçta hani bir emekli harcıyoruz satranç için. Evet. Hoşuma gidiyor. Özellikle bu kanalda sürekli resim gönderiyorlar. Böyle işte televizyonda Facebook'ta gördüm benim onu. Hmm, bayağı. derslerimi takip ediyorlarmış. Çok mutlu ediyor beni insanlara ulaşmak bu anlamda. Hoşuma gidiyor bakalım. Şimdilik güzel gidiyor her şey. Bu arada birkaç soru varsa onlara da siz hazır buradayken cevaplayabilir misiniz acaba? Tabii. Doğan Akbulat soruyor. Geldim, duyuyor musunuz? Evet, Aynen. Vahap aslında bu sorulardan yani birkaçını da sen de cevaplayabilirsin. Kameram açıldı mı? Evet, Açıldı açıldı. aslında. Yakışıklısın. Böyle çok da fazla şey yapmadan satrancını geliştirmek isteyenlere, hani nasıl Kıvanç abi sen sormuşsun zamanında oyun sonu demiş 2 Evet. saniye. Siz ne dersiniz satrancını geliştirmek isteyenlere? Ya benim şöyle bir teorim var. 2200'e kadar çok rahat bir şekilde ulaşmak mümkün. Nedir? Sürekli hesap gücünü geliştirecek, soru çözecekler. Turnuva oynayacaklar. Açılışlarını iyi bilecekler, sağlam tutacaklar. Bu sayede 2200 seviyesine kadar gelirler. Pratikleri de yaptılar. Zaten Türkiye'de çok turnuva oluyor. Oynama fırsatı çok oluyor. İşte Open'lar var. Bunlar da oynayarak, açılış çalışarak ve hesap gücünü geliştirerek bence 2200 seviyesine kadar gelebilirler. Ama ondan sonrası için profesyonelce davranmak gerekiyor. Yani işi gücü bırakıp satrançla uğraşmak gerekiyor. Yani ben kendim büyük usta olduğum zaman 1,5 ay boyunca günde 9 saat satranç çalıştım. Her şeyi bırakmıştım. Sosyal hayat falan her şeyi bırakmıştım. Hani Vahap çok çalışıyordu. İyi bir yerlere geldi. Daha da çalışacak, daha iyi yerlere gelecek. Yani emek isteyen bir iş. Böyle ha deyince olacak bir iş değil. Ama belli bir seviyeye kadar rahat gelinebileceğini düşünüyorum artık. Çünkü kaynak çok. Ulaşmak çok rahat kaynaklara. Kesinlikle. Vahap küçükken bir Mavi Kale'de röportajı vardı. Orada da kitap okumak için Rusça öğreniyorum tarzı bir şey. Ya, baktım tam öğreniyordum. İngilizceler de çıkmaya başladı Artık o kitap için mi bilmiyorum. orada. Güzel bir 2 saniye Yani hemen şimdi yakışıklı çocuk ne yapalım? orada. Ukraynaca öğrenmeye başladım sanırım. Ben Vava'ya çok takılıyorum. Çok sevdiğim birisi. Güzel de muhabbetlerimiz oluyor böyle bir araya geldiğimizde. Zaten WhatsApp'tan kendi yazışmalarımız var. Meşhur. Yani ben Vav'ın geleceğini çok parlak görüyorum. Gerçekten çok iyi yerlere gelebilecek seviyede. Çok inanılmaz dinamik oynuyor. Yani oyun stili de çok hoşuma gidiyor. Bize sormadınız ama benim de şey vardı. Çok kuvvetli turnuva ama Ah Vahap, evet Mert, ya sormadık. Mustafa arasında geçeceğini düşünmüştüm ben de. Vahap, Mert, Mustafa arasında. Stil olarak çünkü çok beğeniyorum. Yani çok uzun mücadele edebiliyor. Konumu hani iyi anlayıp oynayabiliyor. Yaşı da genç. Kuvvetli turnuva oynadığı sürece hızlı da gelişeceğini düşünüyorum. Evet, bu arada Selim Çıtak Vahap Şanalı birinci olur diye Harikasın. Evet. göstermişti. Vahap senden de bir aslında bu konuda görüş alalım. 3 artı 2'ye hemen geçmeden önce. Ne diyorsun bu turnuva Neyle ile ilgili? alakalı? Şimdi listeyi belki tekrardan göz önüne getirebilirsin. Mustafa Yılmaz var, Emrecan var, Mert. Biliyorum, biliyorum. Ne düşünüyorsun yani genel Hani olarak tabloya baktığında? kimin yani favori güzel. görüyorsun kendince diyelim. Hepsiyle çok oynadık. Yani herkes birbirini tanıyor. Yani Mustafa abi zor olacak. Baya. Yani o Mustafa abi kolay kolay kimse eleyemez.
Ondan sonra Emre abinin online bilgisiyle ilgili çok bilgim yok. Yani Emre abi tamam çok kuvvetli ama online'da çok yani şeyini bilmiyorum. Nasıl oynuyor, seviyor mu, sevmiyor mu? Çok Mert oynamıyor diye Yılmaz biliyorum yani. ben de. Yani ben de öyle çok görmedim ama belli olmaz. Kapalı kutu Emre Evet. abi. Şey Mert Yılmaz yerli meşhur zaten. Leicester'te çok oynadı yıllarca. Bir Turhan Evet Yılmaz, iki Mert Yılmaz yerli. bir bir de Burak Fırat Emrecan maçı da ne olacak aslında biraz orası da kapalı kutu gibi. Yani hani Burak daha da kapalı kutu ya. Burak'ı ben hiç görmedim. Burak abi ben 2000 tane falan bilet söyledim ya. Benim için kapalı. Ben hiç Burak abi. görmedim Yani Burak'ı Burak abi böyle webcam'de baksa ben oynasam arkadan anlamazsınız. da. Biliyorum nasıl oynadığını. O zaman aslında ha, bu arada şeyi de soracaktım. Sen de Vahap Chess.com'da herhalde Dragon Solak'ta bayağı oynuyorsun diye duydum. Doğru mu? Oynuyorum, oynuyorum. Evet. O zaman evet, sözlerimizin sonuna geldiysek 3 artı 2 Kıvanç abi istersen teklif atabilirsin. Yani. Tamam, ayarlıyorum ben. Şimdi Tamamdır. şey, kapatıyorum. Tamam. Mikrofonları Vah. kapatalım ve başarılar Vah. dileyelim. Sana teklifte bulunuyorum. Benimle satranç oynar mısın? Oynarım abi. Tamam, kapatıyorum o zaman. Bak, teklif ediyorum sana şimdi. Tamam. Gelmedin daha. Tamam. Mikrofonları da kapatabilirsek. Vap. Tamam. Evet. Evet, Ve 3 artı mikrofonları 2'nin kapattık. 3 artı artık 2'ye geçtik. başlangıcı artık satranç konuşmaktan satranç oynamaya dönebiliriz. Evet. Satranç sohbetimizde en azından 372 kişi izlemiş ve Beyazlar Vahap. biraz da oyuna geçelim. At F3. C5. G3. Fil G2. Ve evet. Aa bir iki dislike vardı. Ha, Birini buraya geri şey alıp yapalım. şey yapmışlar. Like'a çevirmişler. İyi. Bu arada evet like atarsanız hani daha çok insana öneriliyor. Daha çok insanın haberi olabilir. Like atarsanız mutlu oluruz. Evet. Evet. Bu arada Vap'ın önünde bitirmişti Eyüp Sabri Güder. Biliyorsun Üniversiteler arası. üniversiteler arasını. O da hani bence Eyüp Sabri'nin kariyerinde önemli bir şeydir. Oradan da bir fotoğraf geldi. Yani bayağı satranç bayağı takip ediliyor diyeceğim de zaten yani 500 kişi izliyor. Oradan da belli. Herkese selam gönderiyoruz. 3 artı 2 bakalım nasıl ısınacak oyuncular buna. Bu biraz ilk oyun zaten sıkıntılı olacak çünkü 5 artı 2 oynamaya alıştılar şu anda ve dikkat edersen belki bu hamleyi bu kadar düşünmeyebilirdi hani. 3 artı 2'nin tam olarak farkına varamamış olabilir. Bazen şey de oluyor hani a bu 3 artı 2 daha az deyip hızlı da oynanabiliyor ama muhtemelen şurada bayağı bir gömülecekler oyun ortasında. File 3. A5 gibi bir şey gelebilir yine. Ama Ama bu çok sefer de çok B5'in zayıflığı var. Onu nasıl? tempo geri kalacak gibi geliyor bana. Biraz evet, fil G4 muhtemelen de ondan hani dedi ki benim taşlarım hiç oynamamış gibi kaldı. Hani konum gözüne çirkin gözüktü Fil F3 diyebilirim. çakıyor o zaman. At D7 mi şimdi? Aynen. Şimdi at E5 tarzı bir şeyle belki atını merkeze koyabilir. Kale C8, kale C1. Evet. Fil G2 döndü. Buna ne diyoruz? At E5 gelmeden fil G2. Profilaktik. Profilaktik. Profilaksi. At C5 bu arada hani fil C5 D C5'i kabul etti. Çok da bakmamıştım o. Hiç Ben düşünmemiştim de hiç aslında. at C5'e bakmamıştım. Kale C8. Ha, şimdi A5 geldi. A5 geldi ama şimdi karşısında A4 var. A4 at B5 ile artık A3. Niye A4 gelmedi ya? Onu anlayamadım. Veziri ona bağlamak istemiyor olabilir bu arada. Ya Ama vezirimi A piyonuna bağlamak istemiyorum. Bir de atı kovacağım. O da tamam. C5'i kovmuş oldum. C5'teki atı B4 piyonuyla kovmuş oldum. Şimdi belki at A4 diyecektim, olmadı. Yok ya at B4'te çok güzel duruyor ya Emre. Ya şey yapmayı planlıyordum da at A4 fil B6'lı bir şeyler kovalamayı planlıyordum bir İşte şekilde. at orada durduğu sürece sürekli şey yapacak.
Tamam, şu film güzel. Şimdi beyazlar çift fil üstünlüğünü bakalım değerlendirebilecek mi? Biraz da alan hakimiyeti var, onu da söyleyelim. Ama oyunun biraz daha açılması lazım. Hani beyaz için, beyazın konumunu geliştirilebilir görmeme rağmen nereye doğru geliştirecek? Nereye doğru geliştirecek derken hani belki şah kanadına doğru bir aktarma yapabilir. Ne bileyim. Ya şu an hazır. Mesela at. Ya bence böyle hani vezir C4 gibi bir hamleyle diyeceğim ama hani kale C8'i kesse. Ya şu vezirimiz B4'ü hani savunur kaldı sürekli. Yani şimdi kale C8 geldi. Onu da karışıp H4, şimdi flaş 3 olay. Flaş 3'ten değerlendirmek istedi. Mecburen. D5'teki, yani D5 piyonuna bakıyordu fil. Onun yerine ve şimdi at E5'ten sonra artık vezir C4'e gidiyor. F4 oynasa bile. Siyahları daha mı iyi gördük sanki? Aslında yani alan hakimiyeti olarak, alan hakimiyeti olarak kötüydü. Siyahlar taşları da biraz pasif duruyordu, fakat şurada taş kırışlarından sonra çok da fazla piyon olduğu için tahtada. Şimdi vezir C4 gelecek mi? Evet, direkt geldi. Vahap bu arada süreye çok bakmıyor çünkü çayını falan yudumluyor. Yani belki de bulutuna güveniyor. Bulutum çok iyi falan dedi yani. Bu arada şöyle bakalım. Oynamadı mı Lichess'te diyordu ama gene de hani biraz hatırı sayılır. Fobisi var herhalde çünkü Lichess bana kalırsa yani bedava olması dolayısıyla yani ve yaptığı özellikler hani bu arada bayağı iyi. Ve süre B4 gidiyor. B4'ü nasıl tutacak? Tutmayaydı. Karşısında E7 istedi karşılığında. Ama D5 de düşüyor. He. Önce zaten F6 ile zaten alıyorum diyor. Tamam. Şimdi D5'i tutmayıp o da B7'ye sarktı. B7'de B... Hoppa. Şu an mı be? Aaa. Şah çekmiş ya. Evet, şimdi biraz konuma bakması lazım. Çok kötü bir şiş oldu. Yani, yani çatal gerek yoktu ya. 2 dakikan var Kıvanç abi. Hemen direkt B7'yi alacağını düşündü. Hamle çok şaşırtıcı bir hamle değil mi? Hani C8'e sarkıp. Evet evet. Ya biraz da teşvik edici bir hamleydi aslında. Yok ya bu konum artık şey kaldı. Kanatta kaldı aynı yani. Kanatta kalınca bir de piyonlar bilmiyorum daha şey oldu hani. Ya şu an tabi şöyle bir imkanı var siyahın. Yani şöyle bir fikri var daha doğrusu. Piyonları doğru değişirse yani 5'e 4 piyonları değişsin beraber oluyor. Ama işte doğru değişmesi lazım. Bir de yani hadi senle benle oynasa piyonları değiş de. Ya işte o hani her istediği olmayabilir. O yüzden 5'e 4 dedim ama. Bakalım ya. Şey görür müyüz? Bu arada o aklıma geldi. Belki at fil matı. Ya onu merak ediyorum mesela. Ya. At fil matını merak ediyorum mesela, böyle 15 saniyede at fil matı pat 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 gelecek mi VAP'tan? Gelecektir de hani. Bir merak etmiyor değilim. G4 karesine, ya işte G4 karesine atı koymak falan çok, ha işte şimdi kırışmak zorunda bıraktı bizi. H7 düşerse yani bedavaya piyon verme gibi bir durumu yok siyahların. Ama bence şu alıştan sonra atı G4'e koyup bir daha F5 falan oynanabilir ama gibi geliyor. Çift file bir at. Gerçi file F3'ten sonra o da düşer. Artık çok şey oluyor yani. Kayıp oldu ya. Filip ve sonra ben gidemiyor. Şöyle söyleyeyim. At hani biz oynayınca mesela ben oynayınca şu kırmızı süre bir saniyede falan bitiyor. Vahap oynayınca sürekli Vahap oralarda oynuyor, düşünerek de oynuyor. Nasıl oluyor? Demek yok, orada bir rahatlık. Fil hani file oraya koyduğu varyantta da çok çok rahat düşünerek oynadı yani. Bu arada H7 düşüyor yani. Engellenmiyor. Düşüyor. Atın da gidecek hiçbir yeri yok. Bu oyun şu an terk oldu. Bence Kıvanç abi 5.5-1.5 hani oldu. Çok iyi oynadı. Hamleyi kaçırdı. Yani hamleyi kaçırmasa oyun çok iyi gidiyordu.
yayınlayacak mısın? Nasıl yapacağız? Allah Allah. Yorumlarda bir şey mi bu? Yok. Yok, tamam, normal. Bu arada oyun devam ediyor. Tamam, orada zaten çok bir şey yok. Sen alacak mısın? Alacak mısın? Nasıl yapalım? Ve evet, şu an terk etti Kıvanç Haznederoğlu ve revanş oyununa geçildi. Bir hamle uyundu diyeceğim ama zaten hani olay da o falan diyenler olacaktır. Ve sicile geldi. Çok hızlı bu, çok hızlı oynadılar açılışı. Ne oldu? Sen devam mı? Evet. Yayına bağlamak için şu an GM Mert Erdoğdu'yla konuşacağız. Konuşuyor Sabrican. Ondan da hani bir iki yorum, bir iki analiz duymak hem bizim için hem sizin için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani siyahlar gene rahat diyebileceğim bir konum elde etti. Ama şimdi belki at D2, at D2 E4'e F5 mi var? Yok, at D2 at E4 olmuyor. E5 boşta kaldı. Bir şekilde beyazlar sıkışık kalıyormuş gibi hissediyorum ama bu H5'ten tam emin değilim. Tabii ki bir şeyler hesaplanıyordur. Kale B8, at G5. Şimdi bu arada aklıma file F3, file H5 şeyleri geliyor derken evet benim uyuduğum E5'i Kıvanç Haznederoğlu da uyumuş oldu. Herhalde yani bilmiyorum, belki başka bir kompansesi vardır ama file F4 bir açmazda bırakıldı. F6 gelecek mi? F6 gelecek mi? Başka nasıl tutabiliriz atı? Vezir C7 tarzı bir şeyler zannetmiyorum. F6 da at C6. At C6 da olabilir. Bakalım, burada Vahap düşünüyor ve 2 dakikanın altına indi. Fil çarpı G2, fil çarpı G2 ve hemen ardından vezir C6 şah. Evet, birazdan Mert Erdoğdu da yayınımızda olacak. Analizleriyle bize katkı şimdi geldi. Için. Tabii orada bir iki de bu arada tersten alım yani. File at kırışı geldi. Beyazlardan F3. F3. F3 neden geliyor? Bunu anlıyor musun? G4'ü kesmek için. Oo, bu arada G4 çok kuvvetliymiş. G4 çok kuvvetliymiş. Hala belki bir opsiyon olabilir diyecekken ben G4 geldi Vahap'tan. Şimdi vezir G2 isteniyor. Vezir G2 vezir E4 ile tutulabiliyor diye görüyorum ama ardından kale F2 yani kale F2 gelebilir. Kale F2'ye kale H1 mi? Bilmiyorum, siyahlar çok iyi kaldı bir anda konumu. Hani tempo ile geliyorlar. Evet, kale F2 geldi. Kale H1 geldi hızlıca. O hamle tutturuyorum oğlum, şurayı izle. Tamam, iyi. At C6. Şimdi konum o kadar tehlikeli olmayabilir. Ama işin sonunda, yani olayın sonunda
siyahların A piyonu tehlikeli kalacakmış gibi bir havası var. Çünkü beyaz piyonlar çok ayrık kaldı ve düşecekler gibi duruyor. Yani E4, C4, A2 piyonları çok rahat toplanabilecek piyonlar. Doğru toplamayla tabii ki yani. Dümdüz öyle atla kırarsak kaleci bir GG. Bitti mi? Tamammış. Şu an oyun devam ediyor. Siyahların üstün olduğu bir oyun sonuna girdik. Hem piyon alıcı bakımından hem H4 G3'te tabii G3 süremiyoruz. Öyle bir şey var. Evet, şahın F3'e gelmesini engelleyen bu arada çok gene güzel bir hamle geldi ATE5 ile. Ve evet, şahın aktif etmesini çok iyi engelledi. Evet, bu arada yeni maçla birlikte, yeni oyunla birlikte Mert Erdoğdu da bize bağlanmış olacak. Hoparlörü almayı başarabilirsem. Mert abi selamlar, yayındasın şu an. Sağ ol İyiyiz, Mert abi. teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de teşekkürler. Kolay gelsin size. Sağ olun. Sağ olun. Oyunu görüyorsun herhalde şu an. Ben zaten izliyorum. YouTube'dan izliyorum size. Aha. Ne Evet. güzel biliyorum. Clutch sistemi chat'i okumaya fırsat bulamıyorsunuz ama Clutch kaçıncı? Beşinci partide galiba. Bir yerde Log Chip soru çekti. Atıldı D4 hanelerden kazanıyordu Clutch. Evet, evet, evet. Onu geçtiniz ama yani Clutch daha iyi burada. Neyse ama şimdi 3 artı 3 puan 3 artı 2 de kendi gücünü göstermeye başlayacak onun için. Bakalım şu küçük çocuğu ezecek geçecek inşallah. Bekliyoruz. Evet, bak bir saniye ben de şeyi ayarlamaya çalışacağım tekrardan. Teknik aksaklık. Ne oluyor? Aramada olduğu için şey yapmıyor. Ha. Evet, şimdi oyunda da Biraz 13. hamleye geldik. Ne Yok söylersin şu abi anda konumayı? ya bu durumda bayağı kompansasyon oldu şu sistemde. Piyonu kaybetti ama şu anda vezir bayağı bir anlama geldi. Biliyorum yani enteresan daha oyunun başı bir şey söyledim içerken ama bu vezir kesme fikrine çok emin değilim. Ben olsam kesmezdim o veziri. Ama yani yine de siyahların bayağı bir kompansasyonu var şu anda. Gördüğüm kadarıyla. Evet, zaten o piyonlardan şey, o piyonu geri almış oldu ve Düşecektir D4 Alçı piyonu filan yani. 5'ten sonra neden düşen geldi zaten filan 5. At At D6 herhalde. D6 herhalde. Ve at D6 ya da kaleye altı alçı. Bilmiyorum karışık. Oynamak o kadar kolay değil çocuklar yani. Orada dışarıdan arkadaşlar şey diyor. Diyor ki işte efendim nasıl görmez bakaramazsınlar bilmem falan diyor ya. Aha. Oynamak o kadar kolay değil. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Oynamak gençler çok daha zor yani. doğrudur. Evet, şimdi at D4 gelecek yani koç. G2'ye basacak. Yani hapse döndü At C5 geldi. Evet, şimdi at çarpı B3, A çarpı B3. Sağ olun. çıkmışsınız. Yok hakikaten bayağı güzel organizasyon. Elinize sağlık. Çok güzel yaptınız. Teşekkürler. Çok Daha teşekkür ederim. da büyür inşallah zaman içinde. İnşallah. Onun dışında ne diyeyim yani hani böyle organizasyon var daha devam etsin inşallah. Çok sağlık. Sizin de elinize sağlık diliyorum. Şimdi bu oyuna gelince de oyunda yani şimdi kıvancım taşları bayağı iyi çiftliği var falan. Hani hiç de kolay değil siyahlar adına. Beyaz adına oyunu kazanmak. Çünkü altların tabanlarını yaptı belli. C5 fena bir hamle değil. Evet, hazır Evet, abi şu seni an bulmuşken şeyi soracağım. Şimdi Evet. tamam siyahların taşları aktif ama piyon yapısına O nasıl bakarsak bir şey acaba? hem piyon gerideyiz hem de C5'te hani o izole dediğimiz Yok yani aynen. bir piyon var. Evet, yani şu an zaten bu atı bir şey almışsan sonra oyun kayıp oldu. Şimdi D5, GF5 almak zorunda. Çünkü kale D8'e kale alır D5 var.
Ankara'da 8 zaten Fil'de 8'de varmış zaten. Yani bu hemen bir parti tuttu. Bu at 5, şey 5, belki o kadar var. Galiba Fil Bedi oynayan daha basit oynaması lazımdı. Onu yapmayınca şimdi bu durum zor. Ama at ve 4'te falan bir şeyler deneyecek. Yani şu anda beyazlar daha iyi durumda haliyle. Ama yine de kolay bir pozisyon vermek. Yani öyle sanatın aksine öyle hemen kazanılmıyor bir pozisyon var. Çünkü yani siyahları da galeri aktif, gerekli bir pozisyon olmak zorunda kalacak. H5 H4'de oynayabilir. Şimdi bu at G2, at E4 planlıyor herhalde. Kıvanç da onu kesti. At E2'den belki C3'teki fili alabilir. Ya G3 alacaktı herhalde. Tersin fillerde bir şeyler yapmaya çalışıyor diye hiç düşünüyorum ben. Hani siyah kareleri zayıf gibi göründüğü için belki C3 alınabilir mi diye demiştim ama. Yok, haklısın yani. Onu almak mantıklı bir fikir. Ama ters renkte fil de tabi beraberlik düşüncesiyle. Yok zaten şu an ters renkte filan yani söylediklerimizden çok farklı şey oldu ama. Hı-hı. Yok şu anda kıvarcın durumu kötü oldu artık. Evet. Burası olmak çok iyi. Yani onu bilmiyorum. Ben mesela bir iki hamle gerideyken başka bir şey yapmayı tercih ederdim. Ben olsaydım yani bu durumdayken H5 yerine belki at geç çok kaleye iki önerdim. Ya da ben daha önce at F4'teyken F3 hamlesine F5 oynayabilirim belki. F3'e. Atın E4'e gelmesine izin vermiyorum. Tekrar kaleye 2 istiyorum falan. Şu an bu durum o kadar kolay değil. Ama yani yine kazanmak için de bana bir teknik göstermesi lazım. Abi bak ses konusunda bir yerde böyle şey sesin yani evet bir yerde çok kötü geliyor yani hani çok yüksek geliyor normal hani mesela şığlarda falan herhalde bir orada yok, bir şey olur. Benim seyrelerimde hata var zaten yani o default hatalı seyrelerim ben seyrelerken ısıt çalıyorum genelde. Ha evet evet. Onunla alakalı oluyor benim seyrelerimde hata yani sizdeki. Bu neyse, konu bu durum ama şey oldu artık yani bu durumda siyahlar yani yavaş yavaş kaybedecek herhalde. Evet. Çok iyi olmadı. C3. Yani bu da aslında maçın artık yok, yavaş yavaş hani bitişe doğru yaklaşması demek. Çünkü 7.5 olacak Vahap ve 3 artı 2'de 3-0 gibi bir skor oluşacak. O da yok, bu artık evet bu artık bittim. Bu maçın kötü yerine geldim ben. Ama yani hani ben çok heyecanlı olacağımı düşünüyorum. Yani Kıvanç'ı normal şartlarda böyle turnuvalarda Kıvanç çok iyi oynar. Yani öyle hani şimdi Vahap'ın favori olduğu falan yani rating daha iyi falan ama normal şartlarda Kıvanç hani böyle şeyleri çok severek oynattı. Ama işte bu sefer demek ki yeterince kendisini hazırlamadı kafa olarak yoksa. Yani bir de zaten o ilk partiyi kazanamadı. O bu arada ilk partide de atıyor musunuz? Hani Filip Yüce'ne var falan diyorsunuz. Evet. Sen Filip Yüce'nin daha iyi olduğunu söylemiş ama orada bence Filip Yüce Filip'e 4 var. Sonra kaleye 8. Ve o açmazdan kurtulamıyor. O yüzden yani onu oynadılar. Ama o şey konusu aldılar yani. O at D4 hikayesi doğruydu yani. Atalı D4 hemen kazanıyor. F6 için soracaktım orada. Evet, evet, evet. Yani bunun için söylenecek bir şey yok. Bu artık bitti parti yani. Piyonlar kendi kendisine çıkacak zaten. Bu meşhur. Bunu Tufan Yılmaz öğretmiştim aynı zamanda. Piyonlar kendi kendisine çıkar. Bunu B7. Belki. Şey, 6 kaydı 8. Evet, kesinlikle tam dediğiniz yerde artık direkt yani terk imzalandı. Zaten evet, C6'dan sonra da kayıp oluyordu. E4 at C6. Yani Kıvanç'ın bir geri dönüş yapması lazım Kıvanç abinin. Yoksa yani belki sonuç 3 artı 2 de bile belli olabilir yani Bulus'a kalmadan. Yani bir an belli olmaz şimdi Kıvanç iyi oynuyor 3 artı 2'de normal şartlarda da işte yani Vahap da bayağı iyi oynuyor. Yani şimdi dediğim gibi biraz önce o yani bir tane hamle kaçırmaları işte onların kötü oynadığını gösterdi. Bilakis yani çok heyecanlı mücadele oluyor ama Vahap bir de çok alışık bu internet üzerinde oynamaya sürekli oynuyor işte. Tradanlı biraz önce söyledim sıradanlı oynuyor sürekli falan. Hani o bu işe daha ki Kıvanç daha çok böyle eğitim videoları çekmekle meşgul internet üzerinde oynadığı zaman. O da çok fark ediyor yani bir tanesi daha profesyonel yaklaşıyor sonuçta. DC5'i AT4 vardı. O yüzden böyle oynanıyor orada. DC5 hamlesi o kadar parlak değil. AT4'ten sonra bir de kale boşta kalacak. Tam yani ağzından aldığınız lafı. Çünkü dedim ki yani DC5'e niye hani böyle bir şey yok tabi. Evet AT4'ten sonra kale düşüyor arkada herhalde. Evet o yüzden onu tercih etmedi. Şimdi bilmiyorum. D olur E5, at olur E5 kısır yok. Ha, at C6 var.
At C6 da fiçi 3 alır. Bilmiyorum, D6 D5 alması lazım yani. Kısa rok at C6 fiçi 3'e. Çok keskin yani, oldu bu açılış. Bayağı keskin bir varyanta çıktı. Yani bir an şimdi bu da işte biraz önce kıvancı yapmaya çalıştığı şey. Şu anda mağar konu yapıyorum. İki fil avantajı piyona karşılık. Hı-hı. Şu anda bir de D6 da boşta oldu. Ya pardon, C3 boşta olduğu için D6'yı alamayacaksınız. Fil alır F3 ve C3 boşta ya da doğrusu E5 boşta kalacak açmaz ayrıca. Şimdi C6 bir kere alacak ama fil F3 ve zira 5 tekti var. Kısa rok attığı zaman da fil alır F3 ve fil E5. Ben biliyorum beyazların problemleri var şimdi. C3 o açmaz sıkıntı oldu. Belki uzun nokta deneyebilir ama uzun nokta çok atmak isteyeceğiniz, yapmak isteyeceğiniz bir şey gibi. Belki kale D1 mi oynar? Bence uzun rok atar. Fil alır F3'e E6 oynar bir tane ara abi. Mat isteyerek işte F6 aldıktır. Sonra bir F3 olur. Hem rokunu kesmiş olur hem C3 koyar ondan sonra. Belki böyle bir şey deneyebilir. Yani bana en mantıklı böyle bir deneme geliyor. Anladınız değil mi? Rok attığımdan E6 sürerek F3'e anladım. Istiyorum. Yani zor oldu ama ben takip etmeye çalışıyorum abi. Biraz hızlı konuşuyor olabilirim ama yani diyorum bence kısa rok daha iyi. Uzun rok daha iyi. Şu A1'lik kale oradan çıksa daha rahat ederdi sanki. Aynen. Ama kısa rokta işte oradaki siyah kareler... Kısa rokta daha güvenli tabii. Siyah karelerden korkuyor insan. Aynen. Kale C8'de falan sonra... Gerçi ara hamle E6 falan dedin orada hani... Belki bir şeyler yani, zorlayabilirdi. Çok bir sorumluluk yokken öyle daha iyi adamları öğrenmek kolay. Bazı karşısında oynarken insanlar titriyor yani. Çünkü sana o yüzden kolay kolay değil yani. Doğru. Şimdi kale A1 geldi. O açmazdan çıkıp artık C3'teki atı... Artık E5 olacak ama yani bu pozisyonlar genelde fil fizire fil fil alır E5 olursa ki ben öyle bir şey bilmiyorum ki muhabbet. Ama öyle bir şey yaptım. Önce o... Atı E5 olacak. Karşılıklı vezir isteniyor. Yani atı E5 vezir C7 atı G6 var. Yani ne yapıyor muhabbet? Atı E5 vezir C7 atı G6 vezir C3 atı E7 şah. Evet, bayağı alete, alete 2-3 piyon oldu sanırım. Yok, eşit piyonlar eşit. Ha. Şu an evet, şu an bir şey yok. Burada şu C3 atımızı bir türlü oradan kaldıramadık. Şu anda kaldıramıyoruz. C2 boşta. Yani niye doğum deneyim? At demiş önüm. Bizi C2'yi feda edip sonra E5'i almaya çalışıyoruz. Evet, evet. Ama işte oradan sonra da hem A2 hem de B3 yavaş yavaş böyle düşmüyor mu? Biraz. Düşüyor düşüyor. O yüzden çift fil zaten önemli yani. Yani en sonunda bütün oyun sonunda avantajı olacak. O yüzden iki fil büyük bir avantaj olabilir. At D5'e de direkt vezir C2 alabilir. Direkt vezir C2 at E2'ye. At E2'ye. Ondan sonra atılır E5. Önce C2'yi yani, koruyup atalı, şey yaptı herhalde. Atılır yani, E5 herhalde evet. Sıkıntı olacakmış gibi. Böyle kaleye 8'ler falan. Böyle çok taşlar aynı sırada kalmış gibi geldi. Havalı havalı evet. Ya işte hani onları hesaplayabilmek lazım yani yorumda. Ama eğer kıvan şöyle bir atı ne bileyim bir D5'e koyup bir de C4 sürebilse hani istediği şeyler olacak. Ama o kadar da kolay değil. Burada sırf... Yani işte bu çiftliğin böyle bir avantajı var işte arkadaşlar. Yani çiftliğe sahip olduğu zaman böyle piyon bile kaybetsin. Şimdi D5'te piyonu kaybettiği durumlarda bile asla ümidini kaybetmeyecek. Çünkü durum hep şey yani. Yani çok açık. C2 hep zayıf dediğiniz gibi. Aynen. Yani siyahların bana sonra da kaldı. Ben olsaydım ama ben fil alır 3 olurdu. Vezir F3'e fil E5 alırdı. Bana daha iyiymiş gibi gözüküyor. Geliyor pozisyon. Ya siyahlara ben biraz böyle E6'ya falan bakmaya çalıştım da. E6, o, F5 falan diye ama. Siyahlar yani neredeyse ya eşit demeyeceğim ama. Yok, siyahlar işte biraz önce yaptığımız şeylerin aynı sonucu. Ekstradan kale F8'e geldi yani aslına bakarsanız. Yani kale D2'nin hiç faydası olmadı. Evet. Aynen öyle oldu. Arkadaşlar şey oluyorlar, çok pratik oluyorlar, çatır çatır. Yani ben geçenlerde internet üzerinden Cem Can mı? O da öyle yani, böyle canı çıkmıyor herifle. Ondan sonra sürekli şey yapıyorlar böyle. En bitti sandığınız durumlarda böyle bir hamleler buluyorlar falan. Yani bana burada oynadık. Kıvanç'la pek internet üzerine oynadık ama yani hani uzun zamandır ona da bir arkadaşım, ona da bayağı bir oynadık. Yani bu çocukların canı çıkmıyor kolay kolay.
Çocuklara böyle bir şey var. Ama yani yine de hani enteresan parti şu anda. Yani H5'lik yat kuvvetli ve F7'lere falan vurursa bir şeyler yapabilir. Ama zor gözüküyor F7. Şu an zaten süreler de bayağı az kaldı. Yani 30 saniye her ikisi. Zamanı çok iyi kullanıyor aslında. Yani şey tecrübelerine bakarsanız, bu internet yıldırım tecrübelerine bakarsanız. Şimdi kale... Bence Usaka'da çocuklar daha avantajlı Kıvanç'ta ama. Kale D7. Yani Kıvanç hep şu ana kadar ki bütün partilerde zaman olarak daha iyiydi. Ya geçtiğimiz partide zaten hani bir ara fark etmişsindir abi, at uyundu. Yani Kıvanç abinin 2 dakikası var ve Vahap'ın 10 saniyesi var. At uyuyan Kıvanç abi oldu. Bu kadar acele etmesine de gerek yoktu o noktada. Hızlıca yani bir işte oyun sonunda bir piyon. Baskı kurmak istiyor yani. Hani o, şimdi Yıldırım oynadığınız için baskı kurmak istiyor. O bu arada erken feda geldi. At G6, FG6, Vezir E6'dan sonra bir şeyler deneyecek, kırmadı. Kale D'ye de evet. Evet, fil D6 falan da gelemiyor bir yere, o yüzden. Yok, gerçi burada işte kale fil D'ye şimdi kale arıyor. Yok, bu durum bitti, konu kazanır artık konuşmamış. Evet, Mert Eldoğdu bunu Kıvanç Aznaderoğlu'nun kazanabileceği yönünde. Şimdi kale F4, kale A8. Hemen kazanacağı yönde. Şey diyeyim. Kesin kazanır dedi. Alt yazı geçiyoruz şu an. Bu konum kesin kazanç. Kazandı, evet. Ya bir de 10 saniye sonrası hemen. Evet. B3 geldi bu arada. B3 işte. Vahap falan böyle kendi açılışını göstermek istemiyor Yıldırım'da. Bu da onun Yıldırım açılışı çok severek oynuyor bunu. Yani bir de hani bakmayın şimdi hani Vahap falan bu durumları hani B3'ün daha ateri yok falan diyorsunuz. Mesela ben geçenlerde Vahap'la oynamıştım. Bana partiden sonra şey diyor. Abi niye bu pozisyonu oynuyorsun? İşte bu artı işte diyor bilgisayar falan diyor. Yani bu oynadıkları şey çok yapıyor çocuklar yani. Hani öyle sadece B3 oynadım diye şey sanmıyor. Aa bir anda kayıt dışı hamleler yapıyor falan değil yani. Yani her şey farkında. Kesinlikle. Yani şu, mesela Magnus da böyle kendi varyantlarını göstermemek için sürekli internette oynadığında B3'ü tercih ediyor. Yani bayağı sık rastlanan bir hamle aslında. Yani internet satın ağır partide oynamayacağı bir şey ama Yıldırım için yeterince iyi. Yani yeterince karışık pozisyonlar geliyor. Yani kazanabileceği pozisyonlar geliyor. Bunu yapıyorlar. Ki Magnus en son F3 şah F2 falan oynadı. Bir yerde oynadı sanırım. Bir yerde oynadı sanırım. Ben mesela Vezir B1 aynen. Bu arada bir, şey bir şekilde evet Vezir B1 değil mi? Yani o taşı almaması lazım herhalde o. Ya ben size söyleyeyim yani bu 3 artı 2'de Kıvanç'ın daha fazla şansı olsun. Çünkü Kıvanç yani diğeri daha zor bir şey çünkü ağır parti daha yakın. Vahap da çok kuvvetli ağır parti. Yani Kıvanç da hani onunla oynayamayacak bir oyuncu değil tabii ki de. Olur. Yine de yani o çok fark eder. Bir şey olmuyor canım. Bu arada şey yani filat oyun sonuna kaldılar ama ya bu pozisyon o kadar kolay değil siyahla oynamak çünkü yani bu F5 mesela şimdi öyle çok cazip gözüküyor. İşte piyonlarla filtler sengi sürüyorsun falan. Evet. Ama burada siyahların sıkıntısı geçer bir oyunu yaratamayacak olmak. Beyazların çok bariz fikirleri var. İşte bu hata E1'den D3'e götürmek formasyonu çok iyidir. Ki Vahap zaten hemen yaptı. Ondan sonra B4, B5, C5. Ben... Yani burada geçer yaratabilmek önemli olan. Şimdi Kıvanç nasıl geçer yaratacak çok belli değil. F6, E5 gibi bir seçenek olabilir mi diyecektim. Herhalde. Olabilir, olabilir. Tabii ki o da önemli bir seçenek ama... Ama at yani D3'teyken şu an... Ha, direkt oynuyor. Yani evet. E5, A3 mesela şimdi. Ha, ama mesela, evet önce bu C5 gerekli. Şimdi şair gelecekti herhalde. E4 asla tehdit değil. Kesinlikle. Eğer E4 verseniz at ve 2 G4'ler var. At ve 2 G4. Ya enteresan oldu yani. Bir, anormal bir şey oldu. At ve 4. Ya bir şey soracağım. Yani ben mi yanılıyorum? Şah E6'dan önce direkt E4 şah, fil F4 yok muydu? Vardı galiba evet. Ben de onu düşündüm.
Niye yok? Niye yapmadı öyle bir şey ya? İşte acele ediyor. Yani 3 Ki dakikası var galiba. 3 3 Yani de şey yani yapmayacak. şu an süresi daha fazla başladığı süreden. Yani at başka yere de hakikaten düşmüştü. Yani hani orada bir şah E3 gibi bir şey bekliyorduk ya da hani şah E3 bekliyorduk ya. Hani O şah E3 gelmeyince. gelmedi çünkü F4'ü tutmuyor artık. O zaman E4 vardı direkt. Niye böyle bir şey? Yani 3 dakika 5 saniyesi var şu an. O da belki Ama biraz. şimdi yani onu yaptı da çok ciddi. Şu an şah D5 oynamak istiyor. Şah D5 oynadıysa piyonu kazanacak. Çünkü failure E5 yani tehdit değil hiçbir zaman. Evet O da evet. hani bunu muhafif oynamadı yani bu. Biliyorum, bence bu F4 de hata yani. Bu F4 öyle hani cazip gözüktü ama F4 o kadar parlak değil. Şimdi tam bu enteresan ben. Fikir B6 veya C6 oynamak. Şimdi C6 oynayacaktır. Onu da yapmadım. Ben ne yaptığını anlamıyorum O açıkçası zaman çocuklar. şah D5 ile artık parti bitmiş mi oluyor Şah D5. Şimdi diyeceğim. at. Ya şah D5 at E3 ya şah At E4. E3. Aa, Şah E4. F5 F5. Tabii şah E4. Değil mi? Şah E4 çok aktif kaldı şah. Vahap biraz acele Bence. etti sanki. Bu konuda yani. Direkt oyun sonuna girdi ve Yok, bunun problemi ne biliyor musun? Şimdi burada siyahlar şaha attı falan ama o hattı işte çok sınırlı yani. Burada bayağı bir C6 hesap yapması lazım. direkt. Şimdi atı 3'e çıkacaktır. Yani ben bağımsızdan son atı 3'e bazen yapacağım. Yani şimdi şaha 4'ü kesiyor. Şu an D6 F5 boşta kalacak. Tamam C6'yı yani şu bu aldı. hattı. Bu hattı Belki tamam. şimdi şah çarpı C6'ya at E4. Atı 3. At Ha evet E3, evet at E3 olabilir. pardon. Oynayacaktır. Ha, bu arada seyircilerden gelen bir mesaj da var. Şah E6'yı premove olarak oynamış Kıvanç Hasanelioğlu. Yani E4'ü o yüzden kaçırmış. evet, acele etmenin kötü tarafı bu yani. Yani Yani hiç Kıvanç'ın konum tecrübeli gelmemiş mantık yani yapıyor. aslında. Yapabiliyor görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi ne olacak? E4 mi olacak? E4 atı 3 şah E6. Şimdi at Mantıklı E3'ü yani. bir Şu an nebze yine rahat kesmiş rahat. oldu. At E3 geldi. Allah Allah. Hiç Şimdi beklemiyorum biraz yani bunu. evet Evet. enteresan. Çok korkusuz yok. Doğru, Ha, file 3'e büyüdü varmış. File 3 yok. doğru, doğru, doğru. File 3'e. Direkt şey C7 var. Direkt C7 Aa sürdü. evet. Tutamıyoruz. Tam şah E6, at C4 fil. Ama işte yani hani o fırsatlar kaçtığı zaman bir daha öyle kolay gelmez. Vardı. Yani öyle pırıl falan yapmak bir anda 3 dakika 5 saniye varken durumu yapmıyor herhalde. 3 dakika 2 saniye kalsın. Durumu kalın. Aynen. İşte bu şeyden herhalde. Kıvanç biraz zamandan baz kurmak istiyor. Aha. Ama işte zamandan baz kurmanın da bedeli Ama var. yani artı 2 saniye eklemede sanki zamandan baskı çok zor. Yani 3-5 saniye bile kalsa. Ya hiç öyle değil arkadaşlar. Yani ben hani bu çok oynadım bu şeyleri. Bayağı zor yani. Hep doğru hamle yapmak zorundasın. Bir de bu mümkün tarafı. Yani normal yıldırımda mesela sürekli bayrak düşürme imkanı var. Şimdi bu durumda yani şey yapabiliyor adam. Hep doğru oynamak zorundasınız. O yüzden hani doğru hamleyi bulmaya zorluyorsunuz bu sefer. Yani artıları da var, eksileri de var. Yani onlara kolay değil. E4 geldi. Şimdi bir şekilde bir geçer oluşturdu ama İşte atı 3 ile tamam. Şimdi şart diye çıkarsa. Şimdi şart diye 5 atı 3 şart. C6 yalan. Beraber gidiyor. Ha, beraber derken bak şu an işte şu an şu falan yapıyor. Şah4, Şah5. Yani şu Evet. anda oynayamaz efendim. Bir ara öyle bir şey dener yani. Şu an atı oraya mı döndürmeye çalışıyor? Atı E2'ye mi mesela koyacak? Fil B2 az bu hamleye fil B6 oluyorsun. O normal bir şey yaptı. Çünkü artık şah D6'dan gibi şey aldı. Ya da mesela B6 şah falan D5 diyoruz mi? yani. Heh, evet fil B6 Önce doğru. fil B6 Şah sonra D5 oynarsam yine aynı numara var. Atı 3 at almış E3 ama şah var. Geri dön, ileri dön hmm, artık. anladım. Bu arada o C7 geldi. Şimdi at D4 var o yüzden. At D4'ü F5'e Ama mesela alacak. şah D7'ye, şah D7'ye ne var? Şah D7 geldi aynen. Ama onun da at D4 varmış. Fil C7, at D5, fil D8.
tryout. Evet. O çok, piyona piyona yattı diyebilir miyiz? Yattı diyemeyiz de yani hani yatacak inşallah. ben Kıvanç istiyorum çünkü hem maç daha heyecanlı olacak hem de Vahap'ı pek sevmiyorum. Bir kötü bir çocuk. Şaka yapıyorum, şaka, çok heyecanlı. Yani benim harbim ben sesliyorum. Sonra bunlar işte yok abi biz şöyleyiz böyleyiz falan onları dinlemek istemem. Yaşlar kazansın istiyorum. Bu arada Vahab'a 2 puan yetiyor buradan itibaren. Bulut'ta bayağı o zaman Kıvanç abiyi zorlayacak. Ama şu an süreler bayağı iyi olduğu için şuradan belki 1 puan yazdırabilir Kıvanç abi. Abi şimdi evet, şu anda Vahab burada bayağı bir mutsuz olsa gerek. Hatta işlere götürecek. F5'e basacak. Mecburen Şahin 6'ya dönmek zorunda kaldı. Bir şekilde berabereye yakın bir şey çıkacak herhalde. Evet, bu şimdi bu F4'teki piyon savunmak için çok işaret şafıyor bir gerçek. O savunmayı nasıl ya o şey yapacağımız belli değil. Yaracağımız şahit şafıyor. Ne yapıyoruz onun için? Süre de bu arada çok fazlaydı Kıvanç abinin süresi fakat 28-25'lere kadar indi. Burada eşitlik artık ya. Yani işte burada şimdi kazanmaya çalışan taraf zorlanacak. Çok. Aslında şimdi bu hap böyle şahat G2'ye falan götürüyor. En güzeli böyle mesela filan 5 bin böyle öyle bekliyor şahat G2'ye geldi. Daha sonra file 1 oynamak. Ama tabii. Ha file 1 ama şah F1 şah G2 evet, gibi. Evet onu şah F1 oynayacaktır ben onu mesela. Mesela beraber onu da yapacak bir şey yok. Yani zorlayacak fikri pek yok gibi geliyor siyahlara. Nereden zorlayabilir hiç aklıma gelmiyor. Şimdi gene Ataş 4'e dönecek ve beraberlik Şah E6. Allah Allah. Atı G6'ya da döndü şimdi. G6 geldi şimdi. Gene Şah oynayacak derken bu arada he, evet. Bu arada berabereyi buldu. Ve 8-3'e geldik. 8-3'e geldik. Son 3 artı 2 oyun. Ve evet. Kıvanç abi beyaz. Beyaz. Vahap Sicilya'yı tercih etti ama D3 G3'lü bir Sicilya tercihi oldu. Evet bu şahit ataklı dedikleri şey. Ben hiç oynadım hayatımda ama o yüzden çok fikrim yok oldu. Yani fikrim yok derken yani şahit atak olduğunu biliyorum. Çok planlarına pek takip değilim ama yani satranca benziyor o yüzden bir şeyler düşünemiyorum. Tamam şimdi beyazlar fil G5 atayı 3 oynayıp D5'e basmak istiyor. Bu mesela satranç bir adam olan değil mi? O da onu kesti. Belki fil F4 mü? Şimdi fil F4'e çıkacak ayrıca. Ama atayı 3 yok. Herhalde. Çünkü yok ama bu sefer de işte o biraz önce gördüğümüz o belirli buluşuna benzer bir şeyler olacak şimdi. Yine o at bir yere E3'e gelecektir. Mesela şu anda atayı 3'e gelir. Fil E5 oynayacak sonra. Sonra D5'e basacak. Ama gerçi şu anda beyazların da C4'e dikkat etmesi lazım. O yüzden AT3 mantıklı. AT3 flash'ıydı. AT3 flash'ıydı. Vezir D2 gibi bir şey olabilirdi. Direkt Vezir D2 geldi. Direkt Vezir D2 oynadı. Peki D4 bir tehdit olabilir mi şu an beyaz için? Yani beyaz D4 oynar mı? D4 olabilir ama şimdi E4'ü bırakmak istemez yani kolay kolay. Şimdi o D3'teki bir an E4 karşısında kontrol ediyor. Yani ona doğru. Çok önemli bir zevk olmadığı için söylemek istemez. Yani çünkü adı 3 geldiğim zaman hem F5'e basıyorum hem D5'e basıyorum. Sen zaten D4 sürmüyorsun aynı de. Oo flash 3. Doğru doğru. Flash 3 beklenmedik. Tabii şimdi şey mesela flash 3 evet. Şimdi sizin D4'ünüz gelebilir herhalde. Gelemedi. Derken o onu kapattı çünkü evet fil F6'dan sonra mı direkt D4 olacak? Değil var fil F6'dan bir D6'ya D olur E3 var. Orada bu arada D alır E3'e ne yapıyorsun? Evet D alır E3'e ne oluyor gerçekten? Evet. Hayda. Alet geri, mi geri kaldık? Alet geri kaldı sanırım. Niye bu kadar yine erken bir karar oldu ki anlamıyorum. Şeyden işte zaman hızlı oynama telaşı. Yani o çok fazla yıldırım oynamadığı için Kıvanç muhtemelen internet üzerinden hep şey istiyor. Bir de
Vahap böyle yıldırım oynama konusunda çok mühim. Hani sürekli oyun ediyor falan. Hani hep zamanın iyi olsun istiyor. O yüzden de böyle ne denir? Ani kararlar alıyor. Bazen de patlıyor. Yani işte Flash mesela. Yani sonuçta Flash doğal gözüküyor. Berbizir diyor falan ama olmadı. Yani çocuklar biz bir daha yendi ne yazık ki. Küçük çocuklar. Bu arada evet bu maç eğer beyazlar değil siyahlar kazanırsa 9-3 oluyor. Onun da anlamı şu ki Bulut da eğer yarım puan 6'da bile. 6 yapamazsa Kıvanç Hazneder oldu. Maçı kaybetmiş olacak. Öyle 10.5'da mı bitiyor? 9 ya yani 18 oyunlar abi 9.5 yapan kazanacak. Ya, abi, fil çarpı D7 aldı. Mecburen şimdi artık E çarpı D2. Yani. Fil F6. Fil F6 dener mi acaba? Hani kale çarpı E8 alır mıyım diye baktı muhtemelen. F6 alacak, o E8 alacak. Aa E8'i almadı. Yani bir saniye sonra alacaklar. Kale F8 oynayayım şimdi hani hiç. Kıvancı sizi açmazlar ne olacak? Kale E5'i oynayacak şimdi. Fil C6, fil D6 olacak. Evet. Tabii gelecek. Gerçek yaptı kale olduğu için. Gelecek. Bu oyundan belki şey çıkartabilir mi? Yani beraberlik alete, diyeceğim. Alete iki piyon yani oldu zor ama zor olur. Zor. Şimdi hemen fil F2 yapalım. B3 diyeceğim ama fil C5'ler var. Kale evet önce. Kale F2 kale alarak farklı. Fil C5'ini istiyorum. B2 istiyorum. Ay şey. Kale boşta kaldı. Kaleyi de boşa koymasın. Tek parmak ama evet. Şimdi Eyvah. Terk edecektir. Acımasızca fil A3'ü al. Evet. Mikrofonu kapalı abi. Ha, mikrofonu kapalı Kıvanç abi. Ha, tamam. Şimdi bir 6-1'e geçiyoruz değil mi? Evet. Önce bir tabii mola vermemiz gerekiyor da Kıvanç abi bu arada Mert Erdoğdu bizlerleydi. Ona da şu hatta şu anda bizlerle beraber. Ha, selam söyle. Orada mı şu an Mert abi? Yalnız ama. Telefon da bize bağlandı. Merhaba. Keşke Kıvanç bağlantısını koparsın ama Kıvanç abinin artık nasıl kaptırdıysam, maçtan önce neyi çektiysem Kıvanç abinin kale boşu koyuyor falan. Ya. Abi bir tane bir hamlede mat kaçırdım ya. Filci altıma çıktı. Ne yaptı be? Nerede ya? Böyle ilk maç mı ikinci maç mı hani böyle iki fil ata at fil oynadık. Evet. Biraz orada bir tane fil C6 mat ediyordum etmedim. Neyse yani öyle zaten kazın. Siz nasıl görmediniz var? Ben görmedim. Kıvanç 5. partide bu hani at C6'ya girdik kale C5'te falan ya. Sen böyle kale evet. C5'te at D4 oluyordu. Sen bir yerde F6 sürme at D4 oluyordu. Kale C5'e at E6'ya attık C5'e oluyordu. Aşağı F8'de miydi? Abi tam aklıma gelmiyor ya pozisyon. Yani ha tamam hatırladım. Doğru şahf F8'deydi ya. Yaşlandık Mert'im yaşlandık. Ben hatırlayamadım. Tamam. Hani Vezir F2 aldığın maç var ya Vezir F2 attı diye oynadın. Abi Vezir F2 mi? Hani Vezir F2 uyudum ya. Hangi maç? Ha, ben de renkim. Mert bu çocuk nasıl bir oldu ya? Ha anladım. Tamam berabere biten maç. Evet. Evet atlada kalıyorum yani doğru. Ha anladım tamam. Ben de görmedim hiç. Neyse canım geçti artık Kıvanç. Bundan sonra partilerde de ne kadar hızlı oynadığımızı görürsünler. Biz de eskileriz. Bu arada. Ya, Kıvanç ne dedin abi? Efendim? Şeyi söylemek istiyorum. Vap onu tekrardan söyleyeceğim Mert abiye de. Ya mesela bir at uyuduğum bir konum vardı. Muhtemelen piyon öndesin değil mi? Fil önemli yani evet. D5'ten at uyudum. File atı hiç görmedim bile. Süren 3 dakika ya. Çok. Ben farkında değilim ya. O kadar hızlı oynuyorum ki. Ben yaşlandık yorulduk ya. Mert abi de şey diyor. Yani Kıvanç eskilerin gücünü göstersin diyor yenilere. He anladım. Vahap son konukta kazanamıyorsun galiba kale uyumasan. Kaleyi F3'e koysan nasıl kazanacaksın? Nasıl?
3'e BYA'yı verip F3'e mi koyuyorsun kaleyi? Evet. Şah Abi G2 o kale F3. mesafeli C5'e attım. Tamam. H3 G4 Tamam, bekliyorum. ilk bir F piyonumu değişeceğim ilk önce. Nasıl? Mesela Mesela F5 kale A5 diyeceğim. oynadım. Kale A5 oynadım. Tamam, Kale hayır A5. şimdi. Tamam, kale B2 aldım o A2'de sonra bir şekilde. Tamam. Kale F5 koydum. Kale A2 aldım. Tamam. Şah G2 geldim. Tamam, kale C2 tekrar. Fil C5 koyacağım. Tamam. G4. G4 koyarsan fil D6, kale C4. Tamam. H3 süreceğim. Kale Kale F5'te F4. bekliyorum. Kale F4. Kazanç mı konum ya? Abi 3-3 genelde kaybediyor ya taşında olunca. 4'e Tamam. işler beraber oluyor. Dediğin şey senin F7 F6 ya. H'deki ters köşe. Abi F7 F6 istersen 3. piyonun da F5'te olsun. Yani o 3'e 3'ler hep kazanç oluyor. Üçüncü piyon olsa kazanıyorsun zaten. Ha, kaleyi değişmeyeceğim ben de. Mesela kale F4'de kale D5 Ama geldi. nasıl tutacağım? Tamam. Ya mesela söylüyorum, filim C5'te, kalem C2'de, kale F5'te mi tutuyorsun? Evet. Tamam, fil D6 oynadım. Fikrin ne? Kale C5. Tamam. Ha, kale C5 kale mi değişmek istiyorsun? Evet, kale F3 kaçınca F5 süreceğim mesela. G4'teki piyonunu değişeceğim. Hmm. Evet, fikir bu Doğru. gösteriyor. Bilgisayar tamamen. Yoksa konumu açamıyor diyor. Vahap bunu bilgisayara karşı düşünmek ister misin? Bir 2 dakika devam etsek. Nasıl? Ne yapayım? Ya bilgisayara karşı buradan devam etmek ister misin? Edeyim, nasıl edeceğim? Tamam. Konumu söylüyorum sana. Şah G7'de. Tamam. 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 Piyonlar H6, F6, F7. Filin Evet. E5'te. Kalen Evet. C2'de. Beyazın da Evet. şahı G2'de. H3, G4, F2 Evet. piyonları var ve kalesi F5'te. Tamam, hamle kimde? Tamam, hamle beyazda şah F1 oynuyor. Tamam. Şah F1, kale C5. Şah F1'e abi, Şah F1'e kale C4 gidiyorum. Kale C4 gidiyorsun. Evet. Tamam. Ya, bir şey Şah soracağım var. G2. Bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Şah G6 gelip kale F2 alsan ne oluyor? Abi onu yani bilmiyorum tam. Belki o da kazançta gerek yok yani. Beraber olabilir o. Neyse, Doğru kale ya. C4 geldim. Tamam. Tamam, kale C4'e şah G2 gitti. Kale F4. Terk. Kale H5. F5 mesela. GF5. GF5. Ama fil C5 F2'yi alıyor ya. Ama bu sefer Film ikinci fil E5'te. tutacağım. Evet, bu Film E5'te. ya tamam, yani sonra D4 geleceksin, tutamıyorum herhalde. F3 Fil süreceğim D4 mecbur. geldi mesela. F3 mecbur. Tamam, fil E5 geri kaçtım. Fil E5. Şah F2 bekleyeceğiz. F6 diyor, sonra F6 diyor ama F6 yine zaten de terk. çaresiz yani. F6 file. Fil F6 ve devamında terk oluyor. Evet. Şey yapacaktım. Kale A4 gidecektim. Fil F4, fil G5 koyacaktım. Kale oynuyor Sonra şu şey an. F6. Aynen. Evet. Ya orada kale H4 gidiyor. gidersen vuruyorum. O piyon oyun sonu H geçerli olunca kazanç. Yani HFF kazanç. Basitçe zaten kale F2 vuruyorsun, kazanıyorsun şah G6'dan sonra ya. Ya abi, yani her şey var. O 3'e 3'ler. Yani beraber Tamam olmuyor. tamam. Evet, Evet. isterseniz bir 2 dakika bir dinlenelim, Bir mola verelim bir mola istersen. verelim. Biz de mola verelim. Tamam. Ondan sonra tekrardan 1+1'lerle Karşınızda konuşmaya devam olacağız. ederiz. Tamam. Tamam. Bu arada Mert abi, çok teşekkür ederiz sana da analizler için. Mert'cim 37 görüşürüz. Ha evet, bu Hala arada bay bay. sağ ol başarılar. Teşekkürler abi. Son 20 puan kaldı. Çok güzel. Bizim bir de Ne onun diyeyim? puan. Neye 20 puanım kalmış? Son yarım puanın kaldı kazanca diyor. Çünkü Ha. 9-3 şu an. Beraber teklifini kabul etmiyorum abi. Aha. Ben bir su içip geleyim. Mert abi, Tamam. 38 dakika olmuş. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çocuklar kendinize iyi bakın. Başarılar. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Tekrar buraya da bekleriz. Burak Burak Fırat'ın. Fırat. Wow. Bu arada buraya da bekleriz Mert abi. İstediğin zaman bir yayına seni konuk alabiliriz. Ha, onu bilmiyordum. Ve başka turnuvalara da kesinlikle bekliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. İyi İyi akşamlar, akşamlar. kendinize iyi bakın.
Evet, Mert Erdoğdu ile beraberdik. Bu arada hani tabi izliyoruz mesela Grandmaster'ları ama bir büyük ustanın kulübü izlenmesi çok farklı değil miydi? Yani bütün hamleler yani Aynen. anında aktı yani. Ben yani onu takip edeyim derken bende bir şey oldu bu. Evet, kırdı Hani biz kırdı. diyoruz ya mesela ya şu var ya falan hani zaten Bir onu de görüyor yani. ara varyanta giriyor ya orada. Ben şey yapıyorum. Orada ata iki piyon kaldı diyorum. Yok yok dur şimdi diyorum. Başka bir varyanta geçmiş o sırada. Ben hani daha onu şey Şeyi de yapamamışım fark falan. ettim mesela. Hani bize şey yapıyor ya mesela. Ya abi şu var. Yani başka bir analiz aslında. Ya tamam o var ama şuna şöyle var falan diye. Çok güzeldi. Kıvanç abi de hazır yani. Yani Bu arada biz şey söyleyelim tekrardan. Turnuva sponsorumuz Yeni kesinlikle. Satranç'tan bahsedelim. Yeni Satranç'ın Instagram hesabı açıklama kısmında var. Bir de sitesi açıklama kısmında var. Onunla alakalı açıklama Evet, var. bu güne özel, hatta bu 2 güne özel 115 bin indirimleri var. Yani bir satranç saati veya takımı almak isterseniz yeni satrancı tercih edinleriz. Ve ayrıca onların Instagram hesabını da verelim. Ya yani instagram.com/ yeni Yeni satranç satranç. yazdığınızda ya da telefonunuzdan yeni satranç diye arattığınızda zaten onlar ilk çıkıyor. Ya Instagram'dan orada da onları böyle takip edin. günlük fırsatlar yayınlıyorlar. Mesela bir ürünü böyle çok düşürdükleri falan oluyor işte. Bize diyorlar bak böyle böyle falan işte bir iletişim halinde oluyoruz. Öyle ürünleri oradan takip edebilirsiniz. Hem de güzel satranç paylaşımları yapıyorlar. Ya en son böyle satranç tahtası sincap mincap vardı ben Evet sevmiştim evet güzel fotoğraflar buluyorlar ya. diye. Aynen öyle. Onun dışında da hatırlatma yapalım. Şu an bizi izleyip abone olmayan arkadaşlar ya da bizi ilk defa gören arkadaşlar varsa onları da abone ol çağrısı yapalım. Şu an hakikaten iyi gidiyoruz sayı olarak. Yani 10.000'i aştık ve bugün üstüne de 100 koyduk. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ve tabi bunun daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız da beğen tuşuna basarak şu an galiba 280 küsür like'ımız var. Onu arttırarak YouTube'da daha fazla kişiye ulaştırabiliriz deyip sözü Ya sana işte bırakıyorum sen kimsin de abone oluyorum diyenler için de abi. işte şöyle bir şey olabilir. Emlak olsun nereden baktın yani. Videolar kısmına bakarsanız hani bundan önce oynanmış iki tane bu turnuva için, bu şampiyon için oynanmış iki tane maçın yayını var. Daha önce bu turnuvaya benzer gene 2200-2300 Elo'lu oyuncularla yaptığımız bir turnuva var. Hani çok zevkli yayınlar oluyor. Satranç bilmeyen ya da nasıl diyeyim böyle çok önceden işte hep ilgi göstermek istedim de gösteremedim diyenler için böyle bazı oyunları paylaşmak istiyoruz. Böyle güzel oyunlar var, onları paylaşıyoruz. Böyle videolarımız var. Evet ya birçok da şey alıyoruz yani hani satranç bilmesem de bu güzel geliyor diyenler var. Bu turnuvaya eminim satranç yani bilmeyip sahne öğrenmek için takip edenler keyif aldığı için takip edenler var. Ya böyle turnuvaların büyümesini yani daha fazla yapmamızı istiyorsanız da tabi beğen Bize tuşuna destek basmak, olmayı unutmayın işte. destek olmak. Beğenirseniz daha YouTube bizi işte başkalarına öneriyor. Daha çok kişi oluyoruz falan. İşte topluluğumuz artıyor. Geldin mi? Ve Var. tekrardan Artık Efendim 1 abi. artı 1'e geçiyoruz. Evet. Yabancı. Fazla sayıda yabancı piyon etmesini hükmen mağlup sayıyorsun. Evet, bu arada kural hatası dendi. Fide'den mesaj var. Warp'ı Yani. yenik saymamız gerekiyormuş. Kesinlikle. Skor 3-3'e Doğru, düştü. doğrusu. 1 artı 1 değil mi? Evet abi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Önce onu soralım. 1 artı 1'de Kıvanç abi ne Bu arada düşünüyorsunuz? bulut olarak hiç bilmiyoruz yani Ya Kıvanç ben abi. çok oynuyorum ama yani Leeches'ten 2400-2470 arasında gidip geliyorum da zor ya. Bir de bu kadar şimdi iki tane altılık ağır oyundan sonra artık körlem oynamak gibi bir şey yani. Taşlar havada uçuşacak gibi geliyor. Hızlı olan kazanacak muhtemelen. Bir 1 artı 0 turnuva vardı hatırlıyorsun yani Magnus'un da oynadığı. Oynadım, evet ben de oynadım onda. Evet Mustafa Yılmaz'ı biz konuk etmiştik de orada hani beraber eşit gidiyordunuz Mustafa Yılmaz'la orada Magnus'la oynama fırsatı oldu mu? Benim olmadı. Mustafa'yla denk gidiyorduk. Son 5 tur Mustafa şey yaptı yani füze taktı. Bir baktım 13. olmuş. Ben 40 mı 43 mü ne oldum? O ara ama Son çok 5 tur kazandı. az puan farkı vardı. Bir de iki galibiyetin üstüne dörder dörder alınca Evet hani o fark peş peşe ediyor. 2 galibiyet üstüne 4'er 4'er açtı. Güzeldi zaten. Ben maçların bittiğinde takip ediyordum. İşte Carlsen, Mustafa kim varsa. Çok zevkli ya. Ben sevdim. Her ay mı oluyor o turnuva? Yani
Şu ana kadar her ay oldu Aralık'tan itibaren. Aralık'tan itibaren her ay oldu. Ama şey zaten Magnus Carlsen'de kazandığı o 1500 dolardı galiba ya da en son 1500. Evet 1500 dolar. Onu da tekrardan bağışlamış. O yüzden tekrar böyle bir turnuva olacak. Leeds'e yeniden. Ben yani, onlara da söyledim. Leeds ekibine de söyledim. Yardım edin Mehmet Ali Bey diye ama hiç onlar mı dediler? Ya Carlsen zaten bağışlasın. Onun oynaması bile yeter yani. Kesinlikle. Zaten onlar da onun farkında. Carlsen de bayağı oynamaktan keyif alıyor herhalde Leeds'te. Valp sen yani, kazanacaktın bir ara. Ben katıldım da turnuvayı 3 dakika sanıyordum. Arkadaşımın evine gittim yani ondan oynarım diye. Bir başladı turnuva 1 dakikalık. Mouse'a alışamadım falan oynayamadım çok. Ya ama Carlsen insan değil ya. Yani 3 dakika de, sanıyordum 1 dakika. 30 saniyeyle oynuyor ya. İnanılmaz 30 saniyeyle mi oynuyor? Evet o şeye basıyor. Bir tuş var. Çift katı biliyorum, kanatta. Başlar başlar 30 saniyeyle oynuyor herkese. Herkes evde, bütün turnuva. Ya öyle yani oluyor. İlk tur mu, ikinci tur mu ne normal oynadı? Bir Mustafa Yoktuğ'un oynadığında galiba normal oynadı. Mustafa kazanıyordu bile. Çok güzel bir taktik şey yaptı, yedirdi. Ama nasıl diyeyim, 100 maç yapmışsa 90'ı 30 saniyedir yani. Helal olsun. Ya 30 saniyede hani eli çabuk durmuyor ama yani deli gibi yani kötü konumda kazanıyor, mat ediyor, ya yani bir şey oluyor. Yani inanılmaz. Aynen öyle. Psikolojik biraz can. Ya bana bir tane game 2600 mi öyle bir şey 30 saniye yaptım maç başlar başlamaz. Şimdi 30 saniye oynamak zor. Ben rastgele saçma hamleler yaptım. O normal satranç oynayacağımı düşünüyor. Taş kaybetti falan. Böyle yani şey yaparlar ya onun gibi değil ama hani G3 D5 işte at F3 flash 3 oynarsın. Fil G2 oynar. Hızlı hızlı. Ya buna benzer bir saçma sapan bir yere gidiyordum böyle. Mantık dışı hamleler yapıyordum. Birden şey oldu kaybetti. Ama Carlsen'i yapamıyorlar işte. Zor yani. Çok zor ya. Aynen. Carlsen değildi hızla. Kesinlikle. Evet. 1+1'de. Sen nasılsın bu arada Valp? Yani ona yani oynuyor musun genelde Bulut? Bazen. Evet. Bakalım nasıl bir karşılaşma yaşayacak? Küçükken falan oynuyordum. Şimdi çok oynamıyorum. Hazır mısın Valp? Evet. Yavaştan hazırım. İsterseniz ekleyeceğiniz tamam. Bir şey yoksa geçelim. Ve tamam. Mikrofonu kapatıyorum. Başarılar. Sağ ol. Evet 1+1'de bakalım ben sanki Vahap'ın böyle ne oldu? Ya çok güldüm şu Vahap şeyde arada sakalını mı kestirdi? Bir dakika. Bir saniye internetim gitti de. Sesim geliyor mu? Evet. Hükmen kazandım. Sesin geliyor şu an. Görüntün de geliyor. Bir sıkıntı yok gibi. Tamam kabul ediyor. Evet başladılar. Şöyle Kıvanç Aznederoğlu beyaz. E3. Siyah. E3, E6. C4 evet. Bu arada Vahap'ın sesini aktarıyoruz. Umarım kötü bir şey ağzından çıkmaz. Yok ama sanki hiç yani hiç mikrofonu ya. Hiç konuşmadım. Mikrofonu kapalı bile zannediyor olabilir şu an. Ama Vahap'ın mouse clean'di. Sanki şey Formula 1 izliyorum da araba sesi önümden evet, geçiyor. Arkaya hani aldığı bazen sahneler oluyor. Evet yine ışık hızında oynayan bir Kıvanç Aznederoğlu izliyoruz. Harbiden yani çok fazla oynuyor herhalde. Çok alışkın. Bir şekilde kötü konumda da kaldı diyemeyeceğim. Bu arada At C5 de güzel duruyor değil mi? Yani at C5 oynarım gibi duruyor. Zamanını bekliyordur o da. Hemen bir kale C1 patlat. Evet yani ben Vahap'tan aslında daha çok şey bekliyordum. Yani daha genç olduğu için sanki böyle Bulut. Hani daha böyle gençlere yönelik bir şeymiş gibi geliyor ben bana. Ben kimseyi tutmuyorum. Ben beyazcıyım şu an yani. Ben de yaşlı olduğum için şey diyesim var yani. Ben de oynayamıyorum mesela. Emre'nin Bulut oynarken sinirlenmesi. Mouse'u kırması. Atıyorum ben. O da var. Bir de şey. Kale çarpı C5 falan gibi bir şey de vardı. Ya çok nasıl da şey denk geldi. Kötü denk geldi. At bir yere de oynamıyor. Hani at çarpı E6 deneyim dedim. Dönüp atla alıyor. Yani ne kadar bahtsız bir konu. Hay Allah. Bir de D5'te o piyon da iyi kaldı ya. E6 de yani yapı olarak iyi kaldı piyonlar. Mecburen vurdu ve C5'teki atı bıraktı. A piyonunun geçerliliğinden kaynaklı bir şey yapabilir mi diye derken çok
İyi tuttu Opion'u ya. Tutamadı şu an. Hayır. Vahap çok iyi tuttu. Hani sürdürmedi bir şekilde ama hani tek hamleleri pıt pıt oynadı ve şu an üstün de konuma geçtikten sonra süresi de daha iyi kaldı. Piyon yapısı da... heyecanlandıralım mı? Mikrofonun açık diyerek. Şu an hakikaten kazanca çok yakın. Yani en azından berabere çıkartacaktır. Şey diyelim maç sonunda. Mikrofonun açık olduğu için hükmen kaybettin. Bu arada beter bir açmaz... Çünkü her şey değişecek ya mi? Evet. Yok her şey değişmekten. Kale B2 iner. Vah, mikrofonunu kapatabilir misin? Oo. Bu haftan ayar. Evet, bu arada Kıvanç abi durumun farkında mı bilmiyorum. Unutmuş yok, olabilir mi yani? 1 artı, ama direkt H5 H4 geldi. 1 artı 1 olduğu için biraz daha şu an işin eğlencesinde muhtemelen ve H hattından yardıracak diye zim geldi. Şey yapamadım. O bu arada at G4. Evet, at G4 fikirleri. Ama fil G1 ile döndü. Yani ama hiçbir zaman kalkmıyor atım G4'ten. Öyle de bir şey var. Yani nasıl döneyim? At F2 dönmeye çalıştım bir an, dönemedim. Dönemiyorum ya. Çok hop. Atla almak zorundayım çünkü G4'te. O da boşta kaldı. Atım kalkmıyor dediğin anda. Ha işte ben de diyecektim. Hani kalkmıyordu. Ama gene de haş attığını değerlendiriyor. Derken diğer taraftan da bir şah kanadı ata, yani şah kanadı demeyeyim de. En güzel oyunun ödülüne mi koşuyor acaba Kıvanç abi? Bu arada bir dakikasını hiç yani harcamamış. Hiç yani harcamamış değil, arttırmış. 1 artı 1'de. F5 bir tercih evet olabilecek mi? F5 bu arada ne? Şu arkadan fil G2'ler var. O i̇şte görmezse fil önce bir şah B8 falan gelebilir belki diyeceğim mecburen. Aa ne oldu öyle? Burada bir şey uyumuş gibi. Ha F5'e uyudum diyor. Ben hani rakip bir şey yapacakmış gibi geldi bir an. Ya da mouse slip mi oldu? A4, A5 gelecek. G3'ü tutabiliyor mu? Kale E3. Tutamıyor. Kale, kale E3'e de fil D4 var. Tamam geri oynayacağım. Sen o de zaman çakıyorum F2'ye. Burası düşüyor. Oo, evet ama çakamıyormuş. G2 boşta kalıyormuş yani. Fili vurduğunu bir an şey yapamam. Oo bu arada. Ay 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 kazanç oldu. Vuracak. Vuracak ama şuradan bir şey çıkarsa üzülür. Çıkmıyor değil mi? Çıkamıyor. Hayır. Çıkamıyor. Yok onunla alakası yok. Bu filin orada olması kötü yani. Bir şekilde. Evet onu aldı. B6'yı aldı. Niye çakamasın ben hala anlamadım orayı. Al çaktı işte. İşte şakayı ne yapacak şimdi? İşte yani o fil orada olmayacak olsa. Bu arada aa fil evet evet, evet. Vezir vezir G3'lü bir şeyler. Görmedik, kaçırdı. Aa kaçırdı, mat kaçırdı. Vezir G1 mat. Kaçırdı. Evet. Bir an bize de şey geldi ama bir heyecan geldi. Bravo. Ona 4. Aa bu 1 artı 1'in kaçıncı oyunu? İkinci oyunu mu oldu? İki oyun olmuş, hayret. İlk oyunu kim kazandı ya? Vahap İlk oyunu Vahap kazandı ya. Hani şey dedik. Ha doğru doğru. D4'teki tamam, piyon düştü falan. Ben bir an ilk oyunun heyecanıyla. Biz bunu da onu da Kıvanç abiden izledik. Fark etmedin sen onu. Evet ya, beyazdan izlemedim. Çünkü şey... Yok o da onda da beyazdı ya. Beyaz siyah beyaz izledik. Yani Kıvanç abiden izledik. Neyse, neyse artık. O kadar olacak artık. Affet Vahap. Biraz önce siyahtan izledik. Affet Vahap kazandın zaten. Aynen biz bir tur bir sonraki turda zaten oynayacağı için biraz Kıvanç abiden izlemiş gibi olalım dedik. Demedik de dedik yine artık. Evet. Hemen siyah fili kötüleştirme çabaları ve E4 D3 C4 yapısıyla rejimize bakıyorum. Bir sıkıntı var mı diye. Evet. Benim telefona tabii neler oldu mesajlar belirleyin yağıyor bu arada Emre'ye. Tabi. Ah atımı koyacağım güzel yer bir yok, kare yok. Atımı koyacağım yere vezirler gelmiş. Ya at D2 F3 de oynayamıyorum. Tabi bu bulutun
analizi de olmaz da. Zaten bizim gördüğümüzü çok önceden hani E görmüşlerdir tabii de canım. uyurlarsa falan hani öyle bir yerde Ha ancak işte bak müdahale attı edebilir. ikiye, evet hep şu kale hamlesi can sıkıyor. Önce bir vezir B8 Kale önce. B2 Boş gelelim. ver vezir B8 oynayalım bir. Ya da Vezir B8 mi? kale B8 ya vezir B8 diyorum. Ha kale B8. Ya ben vezir D1'ciyim ya. Neden biliyor musun? Belki atı bırakarak böyle arkaya sarkmalı markmalı bir şeyler yapar mıyım diye dedim ama. O zaman şöyle yapayım. Vezir C1 oynayayım. Vezir H6'ya bakayım. Kale B8 ile mat ederim dedim ama burada biz mat olacağız galiba. At F3. At F3 var ya. At F3 iyi duruyor. Oyun sonuna gelebilseler Bir de Kıvanç. at F3. Fil G3. Oo, o ne ya? O ne oldu orası ya? Ben var ya ben böyle hamleyi söylemeyeceğim bir daha. Aa, evet Geçen geldi de geldi. Doğru. dedim bir fil D8 oluyor mu dedim. Dün gece Baktın değil mi? dün Fil gece D6 baktım oluyor. değil bir arkadaş yorum atmış nasıl oluyor falan diye bir baktım olmuyormuş. Fil D6 oluyor ama. Senin dediğin mantıkla aynı. Anladın mı? Yani işte orada bir yanlış hesap olmuş. Bozmadım. Bu uyundu. Aa. Bu çok basit bir şey oldu, uyum Aa. oldu. 11-4. Tabii ki oyuncular da yoruldu bu sırada ama çok hızlı oynuyor ya. İki taraf da bu arada evet şimdi biraz önce Etki aldı. siyahtan izlemiştik bunu. Şimdi hatırladım Değil mi? siyahtan izlediğimizi. Evet. Benzer bir Alıp D4'ü varyant koymak zorunda. olacak mı? C3. Yoksa file 4 mü alacak direkt? Hızını Vezirli çıkartalım bakalım. aldı. Vezir E4 de aldı. Vezir B6. Şu an beyazlar bir piyon önde. Uzun rok gelecek herhalde gene. Evet, uzun rok. Ama E5 piyonu o kadar şey kaldı ki böyle G'leri falan süremiyorum. Ama işte film C6'ya gelebiliyor bir ara. Bir ara. Ah şimdi gelebiliyor. Kısmet olursa yani gibisinden. Ama evet onu istemedi. F5 mi sürmeyi deneyecek artık ama Ya uzun rok atacak ama atamadığı için mecbur bu yöntemle hani. biz siyahtan bakıyoruz şu an. Yani siyahtan düşünmeye çalışıyoruz. Evet Halbuki evet beyazdan biraz. düşünmeye çalışsak belki daha rahat fikir bulacağız. Bu arada at oynamıyor. Fark ettiysen A5'te bir at var. Evet geri döndü. Biz atımızı C5'e koyabiliriz. Şu an hatta koyarak At C5. siyah fili alabiliyor. Yok aslında işte belki kırışabilir kalede bir falan. Ha, şimdi file D6'ya koyup öyle oynayacağız herhalde. Fil D6 gayet iyi beyaz için. Fil D6'ya at E5'ler falan olacak birazdan. Onun düşünmesi lazım Şimdi ama. düşmesi lazım ama C4, C5, 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 Ne? C5 süreceğim. C5'ten sonra artık deniyor. İki piyon Aa çok verdi hızlı ama geldi. o gördün mü? Vezir çarpı C6 vardı. Vezir çarpı C6, B çarpı C6'ya kale Mat oluyor B8 değil mi? mat oluyor. Çok çok güzel şeyler var ama o kadar hızlı görüyorlar ki bunları. Bize o Aynen şans, o fırsat söyleyemedik bile gelmiyor ya. bize yani. Bir mat gördük, biraz anlatalım. Yok, oradan direkt vezirleri kırıştı, engelledi Kıvanç abi. Ama bu arada piyonlar da Piyonlar eşit kaldı. eşit kaldı. Nasıl oluyor anlamadım yani. Ben de bir ara uzun maçta uzun parti maçlarına bakarken öyle oluyordu. Adamlar vur kır vur kır. En son eşit En son kalıyor. eşit kalıyor bir şekilde. Yalnız Vahap'ın süre çok kötü şu an. Ona dikkat etmesi lazım. Evet. Ve Kıvanç abi 40 saniyesi var. şu an siyah gayet iyi konuma geçti. Onu Merkez söyleyelim ya. piyonları da atla destekleyerek at B4 elim gidiyor. Hop, çok güzel bir kareye koydu. At F4 uyumasın. Oy. Çok Kaleyle güzel bir bu en iyi maçlardan bir de at çıkarsa ben tamamım. Cidden bak çaksa mesela at atıyorum at çıksa çıksa bitti. bitti diyorsun ve 11-5-16 oyun geride kaldı. Tabii Beyazdan ki kazanç izleyelim. zaten de. Vahap'tan izledim ya bir tane. Ne Ya canım da ay boş ver. tamam. Bu arada Bulut'ta ne oldu şimdi? Ha 1-2-2 oldu. 2-2 bulutta skor. C3 boşta kaldı zannettim bir an.
Evet, bu arada Evden çağırıyorlardı. hayır. Birinden. Vedat Ali Aksu'dan da bir fotoğraf geldi. Vedat hocama da çok Bu selamlar. arada gelen fotoğraflarda da like attınız mı diye bakıyorum arkadaşlar. Ona göre fotoğrafları gönderin. Vedat Ali Hoca atmış hemen. Vedat Ali Hoca'yı da davet ettik. Bugün hani yayına konuk olması için bugün müsait değil kendisi. Şey yapacağız. İnşallah diğer Ayarlayacağız ama. yayınlarımızda uygun olursa onu da yerine konuk Aramızda almaya görürüz, evet. çalışacağız. Beyaz kötü kaldı ya. Yani kötü kal dedin alet üstün. Hayda, ben Yani o yüzden ben diyorum de ben diyorum almadım ki yani. siyah iyi gibi ama niye olmuyor diyorum. Çünkü aleti yok adamın. Adamın diyorum. Vahap'ın. Bir an şey oldu. Fil çarpı Hemen çaktı. D4 ve o. Şimdi veziri de Aa, bence var ya. giriyor dedim. Bizim şeyimizi rejimiz tahtayı yenilerse sevineceğim. Sağ solu bir yenile. Yenilemek istemiyorum. Ha Ben iyi. anladım. At F6'lar, at E6'lardan mat fikri olur mu? Oluyor galiba ya. Ha? At E6 mı? At E6'dan mat yok mu? Evet, Evet zaten olabilir. kaçtı. Tekrar At Evet, E6'dan mat bu beraber istiyor. olacak ya mecburen. Sürekli şahtan. Berabere çıkacak bir şey Bir kalede yoksa bir kalede bir net geliyor, anladın mı? yok vezire çık yani vezire çıkarım diyorum. Kale D1 pardon. Yok ya, pardon, vezire çıkıyorsun belki de. Sonra ben alıyorum işte, buradan Ha, mat mat ediyorum falan. oluyor. H2, H2'den mat oluyor. Ama şimdi bir ne düşünüyor olabilir? Beraber yapacak ya mecbur. Aa. Aa. Bu konum at E6'lar. Yok, şah F6 Ama kaçıyor bu sefer. aynen artık eski konum yok artık. Bu arada vurabilir ya. Vuramıyor. Vurabilir. Vuramıyor muydu ya? Vururdu ya. Vuramıyor. Vursa şahla inerim. Ha Onu vezir tutuyordu. evet. Kalede bir gelecek. Şah F2, ona da bu ara buraya Evet, geliyor. evet buralar mat olabilirdi ki aa önce şah çekip sonra sonra oynayıp şey kırsa mat var ya. Ben yanlış görmediysem F5'i kırıp mat ediyor. Süre bu arada lagda geliyor. Ama bu oyun yine de kazanç bu arada. Zamanda. Ve zamandan kazandı. 11-6. Buna bir bakarız diyecektim. 10 tane rövanş oyununu açtım. Tamam yok orada mat vardı beyazın ya. Ne dedin orada bir de? Vezir H7 mi? Vezir H7. Aa şah çarpı alıp böyle dönüyor sanırım ya. Onu görmedim hiç. Onun Ben şak böyleydim. E7 yok mu? Anlamadım ben. Ne, Vezir vezire mi H bırakıyor? vezir H7 atı alacaksın. H4 sürmeden. Ha. Atalım. Ama sanırım şey yapıyor. Yok, F6'dan Kaçıyor. kaçıyor değil mi? F6'dan kaçıyor. Ben de dedim ki bana geliyor. Ha, aynen. Tık tık mat Oradan ediyorum zaten mat zannet. edersin değil mi? F4'ten İşte falan. hep bunlar Vezir. hep bunlar Abi oluyor ya. körlük. GM'deyiz sonuçta. Ama zamanı bitti. Buluta alışkın değilmiş düşündüğüm kadar Vahap. Keşke bir hani şey hani böyle 10 saniye artı bir temposu falan var ya. Öyle bir şey koysaydık hani Kıvanç abi Oo. götürürmüş demek Aynen turnuvayı. öyle. Turnuvada herkese altı atacak gibi bir şey var. Şimdi Şimdi şah F6'sı. kanadı. Bir daha gene siyahtan izlemişiz. Hop. Şah daha rahat. Şah kanadı hata yapıyoruz şimdi. Biraz önce yiyorduk. Şimdi F6 falan var ama galiba ya. Oyuncak mı? H6. O kadar da değildi. Bir şey olmuyormuş çünkü. Aynen. Ama Şimdi geldi G6 abi. F5. Yolda gelsin zaten bulut ya. Hani ben bulamasam da buluta atacağım suçu zaten şu an. Fil G5. Yani güzel fedaları izliyoruz. Fil G5. Hadi fil G5. Beni kırma var. Hiçbir şey, Yap yani bir en şey abi vezirimi istemiyorum. kırayım. Şimdi fil G5. Hayır. Oyun sonuna
Dönecek O mi? bu arada çok şey Aa, bozdu Haşedi kaldı. mi düşüyor? Geçiyor. Haşidi düşmüyor. O kadar değil de. Kaleye bir. Önden mi kaleye bir oynasaydık? Mat mı ediyorduk diyorsun. Ha, şimdi kaleye bir bak. C5'i aldı bu arada ama. Şurada kaleye bir gelebilirdi ya. Şükür ona. Dur dur. Yani 1 artı 1 de Aa, bu kadar da olur mu? Neredeyse şey diyeceğiz. Yok yok, şaka yapıyorum. kale Aa, C6. kaleye 7. Aa, bir dakika, kale yok yok, burada şey, kale Kaleye yedi. C2'den Evet sıkıntı, evet kale o yüzden C2 zaten sıkıntı, kaleye aynen, yedi. tamam şimdi oldu. Ama bu sefer de o piyon düşüyor. O piyon düştü bu arada. Beyaz iyi kaldı. Beyaz dümdüz iki piyon üstün kaldı bir şekilde. A H6'yı tutamıyor. Bir piyon üstün kaldı ama iki geçer burada. Sence o olur mu? Yeter mi yani? Yeter yeter. Ama Burada hangisini istemek lazım derken tempo terste kaldı. O yüzden bir piyon daha düştü. bir piyon daha düştü. O yüzden dedim ya. O 3 Bir tane dakika piyon söyleyeyim. yani. B5. Kırdı kırdı. Arkaya geleyim, iteyim. 1'e 1, 2'ye 0 olacak. Sor be. Çıkma herhalde, draw olacak gene. Neydi? Oo. Düşündüğüm şey olmadı bu arada. A H7'yi Tamam, bu alacak mı? tempoyla geliyor ya. Yok. H7'yi alırsan C4'ü alıyorum C4'ü şimdi. alıyor. O gidiyor. Oo, alıyor C4'ü. Sür A6. A6. Tamam, şimdi A piyonunu tutuyorum. Bu nasıl oldu ya? Ne oluyor? Bir Siyah anda şans mı bir doğurdu acaba? heyecan oldu yani. Hayır ya, A7 yok mu burada? Yo, direkt A7 Diyor vardı diyor galiba. çıktı. Vezir şimdi herhalde şeye dikkat etmek lazım. Arkadan vezir uyumamalara falan dikkat etmek lazım. Artık Çünkü o zor ihtimal yani. Yok. kalmadı gibi bir şey. Şah E4'e falan. Tamam. Bir de böyle şahlıyor bitiyor. Ay, yedim. Ha tamam, bu buraya gidiyor değil mi? Doğru. Onu şey yapmadı. Daimi şah basit bir pozisyon. Daimi şah için herhalde bu. A berabereyi Çok kestiler. güzel. Ve 11.5 6.5. Ve 11.5, 6.5 Mikrofon mikrofonları kapalı abi. açabiliriz. Bitti mi? Evet. Aynen, bitti. 18 oyun. Ne güzel oynuyorduk ya. 1 artı 1'lerde kendini buldun abi. Biz hissettik onu. Bir artı bir de şansım varmış ya. Yani uzun parti biraz direnebilseydik. Yani tabii önemli değil. Çok eğlendim ben. Çok zevkli oldu benim açımdan. Çok güzel oldu. Evet, öncelikle Vahap, tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler Vahap. Yani beni yendiysen Sağ şampiyon olun. musun artık? Bir üst turda şimdi Emrecan'la Burak Fırat kazananıyla oynayacaksın. Ama o oyun anlattığımız gibi Nisan ayında olacak. O yüzden biraz daha, gerçi sen de Nisan ayında bayağı turnuvaya gideceksin. Daha doğrusu bu Mart'ta. Değil mi? Bir tane şey Avrupa Birleşik'si. Avrupa Bireysel var daha doğrusu. Evet. Evet Kıvanç abi, senden başlayalım. Sonra hemen Vap'a dönelim. Ne düşünüyorsun? Nasıldı? Valla çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim. Güzel oldu. Valla çok oynama şansımız olmuyor. Yani İzmir'e gittiğim zaman oluyordu. Orada da sürekli yeniyordu beni. En azından burada güzel oldu. Partide aldık. Ben eğlendim yani. Çok eğlenceli. Bir daha isterim aynısından. Hatta büyütülmüş şekilde. Belki ben de yaparım, siz de yaparsınız. Daha fazla oynamış oluruz. Hem de oynarken yani siz ödüller koydunuz. Güzel oldu bu tabii. Hani para kazanma ihtimali de olabilir sporcuların. Çok eğlenceliydi. Kesinlikle. Evet. Vap sen ne diyorsun? Biraz da yorgunluk var herhalde değil mi abi? Bilmiyorum. Biz böyle Yorulduk bakarken kanka. yoruluyoruz. Bir tane sürem bitti benim ya. Evet. Şahlayacaktım o şeysi Ya direkt iki. ben bir ara şeye baktım. Benim 1 dakikam var. Senin 5 saniyen kalmış. Ben hiç bakmadan oynuyorum. Zaten abi Neyse. neredeyse 1 dakikanın altına düşmedin ki bulutta da. Ama çok oynuyorum ben. Bu şey turnuvaya katıldım. Tatil Arena'da da turnuvaya katıldım 1 dakikalık. O kadar hoşuma gitti ki sürekli 1 dakika oynamaya başladım. Yani ben önceden şey derdim, hani zararlı derdim 1 dakikaya. Kaç kaç bitti 1 dakikalık bizim? 3,5 2,5. 3.5 2.5 aynen. Neredeysin yani? Sürekli oynamaya başladım. Yararı olduğunu da düşünmeye başladım. Çünkü hızlı görmeyi, hızlı karar vermeyi gerektiriyor.
Güzeldi. Evet, Vahap Vahap. görmüşsem. Ne olmuş? Yok, yorulmadım ya. Yok. Ya ben günde 15 saat çalışıyorum. Bak halen oynuyorum. Konuş Vahap biraz. Biz Valve'tan düşünceleri aldık mı? Yani Ay, Vahap bir şey demedi. yok Moral yani bozuldu çok bana kaybetti diye. yok yani çok zevkliydi yani güzeldi. Ama kısa sürecek galiba turnuva. Bir iki maç daha yapacağız işte. Eleyebilirsek birini bir daha oynayacağız falan. Kısa biraz hani bu daha uzun olsa daha güzel olur. Daha uzun oynayabilirsek turnuvayı falan daha zevkli olur. Hemen bitiyor böyle yani. Evet, başta söylediğiniz gibi böyle lig usulü olsa yine 18 maçlık olabilir. Herkesin topladığı puan çok daha eğlenceli hale gelir. Ya çünkü Olabilir. şöyle bir şey var. Mesela atıyorum biz 1 dakikalığa başladığımızda Vahap'a beraber yetiyordu. Belki motivasyonu da düştü ama puan usulü olduğu zaman 1 dakikalıkta da motivasyon kaybolmayacak. Puan almak isteyecek. Fazla puan almak isteyecek. Daha Kesinlikle. mantıklı olabilir belki. Öyle bir şeydi hani mesela 2018'e yayılabilirdi. Tabii Öyle bir canım durum. hemen bitmek zorunda değil yani. Kesinlikle. Haftada bir veya ayda bir bile oynanabilir ya. Haftada bir zaten illaki bulunur yani. İşte Zaman. onun için biraz daha hani bütçe biraz daha böyle artış yaşasa onun için biraz YouTube'u kovalıyoruz aslında. Öyle bir şey olduğunda tekrardan kapınızı çalacağız yani. Bu arada Vap eğer kaybetsen dahi bir önümüzdeki tur tekrardan üçüncülük maçı tarzı bir şey olacak. Ha öyle mi? Evet, o yüzden yani senin önünde bir iki maç daha var yani kesin olarak. 36 maç var. Evet, 36 36 oyun var aynen. Tamam. Evet, biz de yavaş yavaş yayın sonuna geliyoruz. Katıldığınız için tekrardan Teşekkürler. teşekkürler bu Maç için arada. Kıvanç abi Teşekkür sana da. ederiz. Sağ ol Vahap'cığım. Size de. Tebrikler. Başarılar sana diğer turlarda. Kabul ettiğiniz Sağ için, ol. oynadığınız için, emeğiniz için Çok sağ teşekkürler. olun. Biz çok keyif aldık. İzleyenler de eminim öyle keyif almıştır. Çok hani sohbeti Evet. yorumları okuyamadık ama size ya da bize zaten geri dönüşler olacaktır. Bu canlı yayının videosu da zaten YouTube tarafından atılacak. Oradan yorumlardan falan anlayabilirsiniz yani insanların Bana ne bayağı yorum yapsınlar diye. yapan oldu. Bir ara hatta Grivas espri falan yaptı. Ben güldüm bir ara. 3 dakikalığa başladığımızda bir gülme tuttu benim. Ne dedi? Şimdi söylemeyeyim canlı yayında. Söyle artık Söyleyin, söyle. söyleyin. Ben sana özelden söyleyeyim çünkü. Yani farklı bir espriydi. Ama bayağı yazan oldu. Hani benim kendi takipçilerim de işte sayfayı takip edenler, beni takip edenler de çok güzel bir yayın oldu. Emeğinize sağlık İzleyenlere de diye bayağı yazdılar. teşekkürler. Evet, izleyenler de umarım güzel bir 3 saat geçirmişizdir. Kesinlikle herkes keyif aldı. Bu arada biz de rekoru kırmış olduk. 510 kişiye ulaştı. 545 mi? 545 mi? Aynen Yani öyle. Vahap yakışıklı olursa normal. Çok teşekkür ediyoruz. Yavaştan yayının sonuna geliyoruz. Emre sen de emek verdiğin için burada 3 saat. Çok teşekkür ederim. Onun dışında bir de sponsorumuzdan tabii bahsedebiliriz gitmeden. Evet, sponsorumuz turnuvanın sponsoru Yeni Satranç. Açıklama kısmında Yeni Satranç'la alakalı duyurularımız mevcut. O fırsatlardan yararlanırsanız, Yeni Satrancı Instagram'dan takip ederseniz de Seviniriz diyelim. seviniriz diyelim ve Satrancı emekleri için de çok teşekkür ederiz. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. herkese iyi geceler. İyi akşamlar. İyi İyi geceler. akşamlar.